Efendim merhabalar, iyi akşamlar Habertürk ekranlarından. Ben Mehmet Akif Ersoy, Nedir Ne Değildir programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bu akşam da çok önemli başlıkları aslında uzun zamandır beklediğimiz o gerekçeli karar sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını ve muhalefet şerhini konuşacağız. Detaylı başlıkları birazdan vereceğim, konuklarımı da tanıtacağım. Ancak öncelikle bugün 23 Mayıs Perşembe, bundan tam 2 sene önce 2017 yılının 23 Mayıs'ında yolculuğunun bir kısmına şahitlik etme fırsatı bulduğum rahmetli meslektaşımız, meslek büyüğüm, gazeteci yazar Akif Emre'nin vefat yıl dönümü, bugün ikinci seneyi devriyesi. Bir kez daha kendisini rahmetle, saygıyla anıyoruz diyeyim ve programa öyle girelim. Akif Emre'nin yolculuğunun bir kısmına şahitlik etme fırsatı bulmuştum dedim. Bir cümleyle şunu da söylemek isterim. Adalet, vicdan, erdem, ahlakla gazetecilik görevini o insani erdemler çerçevesini muhafaza ederek gerçekleştirmiş önemli bir meslek büyüğüydü benim için. Allah rahmet eylesin. Efendim, şimdi biz uzun zamandır 31 Mart seçimlerinin, İstanbul seçimlerinin yenilenme kararıyla birlikte aslında son birkaç haftada gerekçeli karar üzerine konuştuk. Gerekçeli karar çıkmadan hatta üzerinde çok fazla tartışmalar yapıldı. Yaklaşık olarak gerekçeli kararda nelerin söylenebileceği, muhalefet şerhinde neler olabileceği de zaman zaman tartışma programlarında, hatta manşet programında ve bültenlerimizde de konuklarımızla konuştuk, tartıştık ve o gerekçeli karar artık çıktı. Şimdi bu aşamadan itibaren işin hem hukuki boyutunu hem de bundan sonra kamuoyunun gerekçeli karara ve muhalefet şerhine ne kadar ikna olacağını, nasıl ikna olacağını konuşacağız. Başlıkları aslında bizlerle birlikte, belki sizler de takip edenler de yaklaşık olarak biliyorsunuz. Neredeyse hepimiz bu mesele üzerine bir ihtisas yapmaya başladık desem yanlış olmayacaktır. Kıymetli konuklarımı hemen tanıtayım. Akabinde de çok hızlıca başlayalım istiyorum. Hemen sağ tarafımda İstanbul stüdyolarımızda Ömer Serdar, AK Parti 26. dönem milletvekili bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir milletvekili. Hoş geldiniz. Aynı zamanda her iki konuğum da avukat, hukukçudurlar. Dolayısıyla onu da paylaşmış olayım. Aydın İşkur, yine kendisi hukukçu. Efendim hoş geldiniz sizler de. Sol tarafında hemen Erinç Sakan, Ankara Barosu Başkanı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Rezanep Özdemir, ki kendisiyle biz herhalde son bu hafta içerisinde sıklıkla evet, bir araya geldik. Evet. Doktor Rezanep Özdemir'le bu meseleyi de çokça konuşmaya çalıştık. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Ankara stüdyomuzda 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, aynı zamanda gazete, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz efendim. Nedir hoş ne değildir'e yayınlar diliyorum efendim. Hemen başlıyoruz. Teşekkürler. Evet efendim, başlıyoruz Nedir Ne Değildir'e hızlıca hemen. Gerekçeli karar açıklandı, muhalefet şerhi var önümüzde. Ben Rezanep Özdemir'le başlayayım. Doğrudan da sorayım. Okudunuz mu diye sorayım. Okudum. Hepsini mi? Okudum, hatta şöyle bir kitap haline de getirdim, notlarımı da aldım. Yapışkanlar da burada görüyorsunuz, tasnifledim. Böyle tamamını okudum. Tamamını okudunuz. Evet, tamamını aslında şöyle bir şey de vardı. Size de konuştum. Söylemiştim. Evet, şöyle buyurun. İlk 200 sayfası hikaye zaten bunun. Onu programda dün hemen karardan önce konuşmuştuk. İlk 12 sayfasında AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusu ve buradaki gerekçeleri yer alıyor. AK Parti Anayasa'nın 67 ve 79. maddesi, 2972 sayılı Mali İdareler Seçim Kanunu 25 ve 29. maddesi, 298 sayılı Seçim Kanunu'nda 14, 110, 112 ve 130. maddesi, ki olağanüstü itiraz maddesidir. Yani seçim sonuçlarına müessir olan hukuk aykırılıklar varsa ancak Yüksek Seçim Kurulu bunu değerlendirir diye açıkça betimlenmiştir burada. Bu gerekçelerle Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin iptalini, mazbatanın iptalini, seçimlerin yenilenmesini istiyor. Dolayısıyla bir defa bu gerekçenin ilk 12 sayfası AK Parti'nin
itirazları. Bunu niçin önemsiyorum? Biz karardan önce sizinle birlikteydik. Karar esnasında da bir başka meslektaşınız, bir başka kanalda bana bağlandı. Öncesinde de kıymetli bir meslektaşımız konuşuyordu. Şöyle bir tespit yaptı. Dikkatimi çekti. 300 bin oyla ilgili kısıtlı ve bu oyların sağlığı ile ilgili çok ciddi tartışmalar var ve gerekçeli kararda bu yazıyor dedi. Hayır. 300 bin oyla ilgili AK Parti'nin iddiası var. Olağanüstü itiraz dilekçesinde bu ve ilk 12 sayfada bu betimlenmiş ama bu bir kararın gerekçesinde yazan husus değil. Gerekçeli kararda zaten önce tarafın iddiası betimlenir. Net bir şekilde ortaya konulur. Sonra bu kapsamda deliller, ilgili yerlere yazılan müzekkereler ve müzekkere cevapları yer alır. Nihayetinde delillerin tartışılması ve gerekçe ortaya konarak sonuç bağlanır. Bu perspektifli bakarsak gazeteci meslektaşlarınız açısından da söylüyorum. Bu süreçte çok fazla yayın yaptık. Biraz teknik meseleler, hukuk terminolojisine vakıf olmak lazım. İlk 12 sayfa AK Parti'nin iddiaları. 12 sayfadan sonra 200. sayfaya kadar bakın. Yüksek Seçim Kurulu 298 sayılı Seçim Kanunu 132. maddesine göre ilçe seçim kurullarına müzekere yazdı AK Parti'nin iddiaları doğrultusunda. Dedi ki ölü seçmenler, kısıtlı seçmenler hakkında mahkumiyet kararı olan seçmenler, sandık kurulları nasıl teşekkül etti, hangi listeden seçtiniz, nasıl seçtiniz, mazeret bildirdiler mi, cezaevinde kimler bulunuyordu, listeleri bir karşılaştırın ve bana gönderin dedi. İşte 200. sayfaya kadar da bu müzekere cevapları var. Yani pratik bir şekilde bu kararı okumak isteyen bir irade 200 sayfadan sonra karar oturacak. 200'de 212. sayfaya bakacak. 200'de 212. sayfalar tam 12 sayfa bu 7 oyla alınan Yüksek Seçim Kurulu vermiş olduğu bu kararın gerekçesi. Niçin? Seçimler yenilendi ve iptal edildi. Yüksek Seçim Kurulu 12 sayfada gerekçesini toparlamış. 212. sayfadan 250. sayfaya kadar sonraki 38 sayfa ise 4 muhalif üyenin, Sayın Başkan dahil 4 muhalif üyenin ayrı ayrı yazdığı ki biz karardan önce sizle konuşurken birlikte mi muhalefet yazarlar, kısım kısım mı yazarlar? Çünkü yargı pratiklerinde bunun tezahürleri çokça var. Ama 4'ü de ayrı ayrı muhalefet şerhi yazmış. Kimisi daha akademik bir dil kullanmış, daha kapsamlı, kimisi daha sade yalın. Mesela Sayın Başkan'ın muhalefet şerhi daha sade ve yalın. Sayın Nusaykın'ın şerhi biraz da akademik olmuş ve bütün bu iddiaları cevaplamaya matuf bir şerh olmuş. 38 sayfada, son 38 sayfa 4 muhalif üyenin yazmış olduğu şerh. Dolayısıyla pratik bir şekilde bu kararı okumak isteyen irade, özellikle sizin kıymetli meslektaşlarınız için söylüyorum, 200'de 212. sayfada gerekçeyi görecek. 212. sayfadan 250. sayfaya kadar son 38 sayfada da muhalefet şerhlerini görecek. Burada tabii AK Parti'nin 3 tane temel iddiası vardı. Bir tanesi şunu söylüyordu. Kanunun 7 ve 8. maddesine göre seçmen ehliyeti olamayacak, oy kullanamayacak kişilerin oy kullandığını söylüyordu. Bunlarla ilgili ölüler, kısıtlılar, cezaevinde bulunanlar, akıl sağlığı yerinde olmayanlar, bununla ilgili kısıtlama kararı verilmiş olanlar. Birinci temel iddia buydu. İkincisi biliyorsunuz 13 Mart 2018 tarihinde ilk defa 7002 sayılı kanunla 298 sayılı seçim kanunu 22 ve 23. maddesi değişti. Ve orada artık sandık kurullarının oluşumunda ülke amirler listeleri ilçe seçim kuruluna yolluyor. İlçe seçim kurulları önüne gelen listeden kura usulü o ilçedeki kamu görevlileri arasından sandık sayısının 2 katı kadar at çekme suretiyle isim seçiyor. Ve daha sonra ilçe seçim kurulu başkanlıkları ehil olanları sandık kurulu başkanı olarak görevlendiriyor. Diğer bir kamu görevlisi üye de sandık kurulu üyesi oluyor. 5 üye de siyasi partilerin temsilcisi oluyordu. İşte bu sandık kurullarının hukuka aykırı teşekkül ettiği, sandık kurullarında kamu görevlisi olmadığı, sandık başkan ve kamu görevlisi üyelerinin bir kısmının olmadığı, o ilçede görev yapmadığı, bir kısmının o ilde görev yapmadığı, hatta bir kısmının kanun hükmünde kararname ile hakkında kamu hizmetinden yasaklı kararı olan kimselerden teşekkül ettiğine ilişkin iddialar vardı. Son kertede de sandık sonuç tanakları, oy sayım dökümü cetvellerindeki usulsüzlüklere ilişkin imzasızlıklar, hiç oy sayım dökümü cetvellerinin bulunmaması gibi üçüncü kategori iddialar vardı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına baktığımızda çerçeve olarak bir defa şunu net olarak söylemiş. Demiş ki özellikle 211. sayfada net sayfayı da söyleyeyim. Kısıtlı, tutuklu, hükümlü, akıl hastası olan 706 kişinin oy kullandığını tespit ettik. Demek ki ilçe seçim kuruluna yazılan müzekkerler sonunda ilçe seçim kurullarından kanunun 132. maddesine göre gönderilen listelerde 706 kişi aslında kanunun 7 ve 8. maddesine göre oy kullanamayacaktı iken oy kullanmış. Ve diyor ki orada aradaki fark biliyorsunuz 13.729. Dolayısıyla bunu gerekçenin tamamını okuduğumuzda seçimlerin iptali ve yenilenmesi gerekçesini yapmıyor. Peki Yüksek Seçim Kurulu neyi seçimlerin yenilenmesi ve iptali gerekçesi yaptı? Bir dedi 754 tane sandıkta
Sandık Kurulu Başkanı biraz önce bahsettiğim bu 298 sayı seçim kanunu 22 ve 23. maddesine göre teşekkül etmedi. Bunlar kamu görevlisi değil dedi. Net olarak bu söyledi. Hatta 6 tanesi sandık kurulu başkanından, 6 tanesi 3 tane de sandık kurulu kamu görevlisi üyesi de KHK ile ihraç edilmiştir dedi ve bu seçim sonuçlarını Büyükşehir bakımından zehirlemiştir. Seçimin güvenilirliğine, saygınlığını tartışılır hale getirmiştir dedi. Bir. İkincisi 754'ün dışında biliyorsunuz 90 tanesi imzasız, 18 tanesi boş olan sayım döküm cetvelleri, yani çeteleler bulunmakta dedi. Bu ikisini bir arada değerlendiriyorum dedi. Bir arada değerlendirdiğimde seçimin saygınlığı ve güvenilirliği tartışılır hale getirmiştir ve bu gerekçeyle dedi iptal ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini ve yenileme kararı veriyorum dedi. Gerekçede temelde bunu görüyoruz. Tabii çok kısa iki hususa atıf yapayım. Muhalefet şerhinde de aksi kanaat ve düşünceler olacaktır ama benim yayın öncesi de konuşmuştuk. Gerekçe olarak beklediğim temel şey şuydu. Kanun 130. maddesi ne diyor? Seçim sonuçlarına müessir olan hukuk aykırılıklar seçimin iptaline ve yenilenmesine sebebiyet verir diyor. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin oluşumu hukuk aykırı, güzel. Bu bir tespit, 22 ve 23. maddeye aykırı. Fakat bunlar hangi eylem ve davranışlarıyla seçim sonuçlarını müessir oldular, tartışılır hale getirdiler. Çaldılar mı mesela? Çalma tabiri çok kamuoyunda konuşuluyordu. Gerekçede çalma ile ilgili bir ifade yok. Organize bir eylem deniliyordu. Gerekçeye baktım, çok organize bir eylem ifadesi, örgütlü bir yapı ya dair bir isnat yok. En azından Türk Ceza Kanunu 220 anlamında bir fikir eylem birliği, istikrarlı suç işleme iradesi, emir talimat bağı, hiyerarşik yapı yok. Dolayısıyla ben bu kararda özellikle detaylandırırız. Fakat sandık kurulu başkanlarının tek başına hukuka aykırı teşekkülünün seçim sonuçlarına müessir olmadığını, olmayacağını, bunların mutlaka seçimi zehirleyen, yani oylar mı çalındı, seçmenler yönlendirildi mi, seçmenin iradesi mi sakatlandı, iki pusula mı verildi, bunlar ne yaptılar, bunun somut bir şekilde ortaya konulamadığını görüyorum. Bir. Gerekçeli kararda ortaya konulamadığını görüyorum. Şöyle yapalım. Tek tek konuşacağız bunları. Bir cümle daha söyleyeyim, sonra sözü size bırakayım. Buyurun. Belki kıymetli olur. İki. Kısa kararla gerekçeli karar uyumlu olmalı. Kısa kararı aşan bir gerekçe görüyorum. Özellikle kısa kararda önümde Yüksek Seçim Kurulu kısa kararında demişti ki sandık kurulları hukuk aykırı oluştu ve bu seçim sonuçlarına müessir. Ama bu oy sayım döküm cetvelleriyle ilgili bunlar boştur, imzasızdır gibi tespitleri yoktu. Ama gerekçede 108 sandık bakımından özür diliyorum. 90 tanesinin imzasız, 18 tanesinin ise boş olduğunu söylüyor. 3. Şu bir saniye, kısa kararın dışında bir şey mi yazılmış? Kısa kararla uyumlu olmayan bir gerekçe var. Yani bizim kısa kararı, konuştuğumuz şey mi bu? Kısa kararı aşan bir gerekçe var. Bakın Yargıtay, meslektaşımız da bilir, buradaki kıymetli üstadlarımız da bilir. Yerleşmiş, kemikleşmiş, müsteker içtihatlarında diyor ki kısa kararla gerekçeli karar arasında uyum yoksa bu bir bozma sebebidir diyor mutlak. Burada kısa kararı aşan bir gerekçe görüyorum. Kısa karar önümde. Tam olarak kısa kararda diyor ki sandık kurulları hukuka aykırı oluştu. Bakın burada kısa karar ve bu seçim sonuçlarına müessirdir. Ama gerekçede... O yüzden bir muhalefet şerdi. Evet, tam da o yüzden. Yayınlarda konuştuğumuz şey, muhabir arkadaşlarımızın da söylediği şey, sizin de dün beni düzelttiğiniz şey olmuş yani. Şöyle olmuş, kısa kararı aşan bir gerekçe olmuş. Evet, aynen olmuş sizin atıf yaptığınız şey. Çünkü ben buna pek ihtimal vermiyordum. Hukuken olmaz dedi. Olmamalı dedim. Kısa kararla gerekçeli karar uyumlu olmalı. Gerekçeli karar kısa karardaki tespitleri açar. O kararın gerekçesini betimleyen bir hukuki metindir dedim. Gerekçeyi okuduğumda bir hukukçu akademisyen olarak ben sandık kurulları oluşumundaki 754 sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması noktasındaki hukuka aykırılığın seçim sonuçlarına nasıl müessir olduğunu göremedim. Ya bu oylar çalınmış mı? Örgütlü bir organizasyon mu var? Bunu çok net göremedim. İkincisi önemli vurgulayayım, şu olsaydı bu karar benim açımdan daha kabul edilebilir, hukuk tekniği bakımından daha uygun ve kendi içinde tutarlı bir karar olurdu. Biliyorsunuz 108 sayım döküm cetveli imzalar yok demişsiniz ve boş demişsiniz. 754 sandıkta da sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil demişsiniz. Ben gerekçeye baktım, muhalefet gerekçesine baktım, delillere baktım. Çok ilginç. Eğer bu 108 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu sandığın başkanı, tamamının başkanı veya önemli bir kısmının başkanı kamu görevlisi olmasa idi, en azından şunu söyleyebilecektik teknik açıdan. Ya 750 tane sandıkta kamu görevlisi başkan değil ve onların sandıklarında oy sayım döküm cetvelleri yok. Dolayısıyla sandık kurulu başkanları seçim sonuçlarını manipüle ettiler. Bu sandıklarda da oy sayım döküm cetveli olmadığı için burada bir illiyet rabıtası var. İşte seçim sonuçlarına müessir olan davranışı bu. Sandık kurulu başkanın sayım döküm cetvelleri imzasız ve boş. Baktım sadece Beşiktaş'ta 1034 ve 1241 numaralı iki sandıkta
sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil. Onun dışındaki 106 sandık. Evet, 106 sandığın tamamında, bakın bu çok önemli, 106 sandığın tamamında sandık kurulu başkan ve üyeleri kamu kanunun görevlisi. 22 ve 23. maddesine uygun teşekkül etmiş. Dolayısıyla en azından şu olsaydı, iki ayrı hukuk aykırılık iddiası var. Başkan kamu görevlisi değil, onun sandığında sayım döküm cetveli boş. Başkan kamu görevlisi değil, onun sandığında sayım döküm cetveli imzasız, nispeten meşru, kabul edilebilir. Benim açımdan şüphesiz meşru. Ama yani kendi içinde tutarlı, çelişki arz etmeyen bir gerekçe olabilirdi. Ve fakat sadece Beşiktaş'taki 1034 ve 1241 sandık numaralı sandıklarda, 106 sandıktaki 106 tamamı sandıkta tamamı AK Parti üyeleri var, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri var, sandık kurulu başkanları da kamu görevlisi, hukuka uygun teşekkül etmiş. Bu bence bu kararın en önemli hukuki paradoksudur. Tarihe not düşmek adına bunu söylüyorum. Üçüncü ve son olarak da siz 108 sandıkta oy sayım döküm cetveli yok diyorsunuz ama o sandıkların tamamında sandık sonuç tutanakları var. Ve onlar seçici sistemine de kaydedilmiş. Asıl olan belge budur. Mesnet sayım döküm cetveli, yani çeteledir. Açtınız oyu, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi tasniflediniz sayım döküm cetvelinde. Sonra topladınız, sandık sonuç tutanağına geçtiniz. Bunları ilçe seçim kuruluna gönderdiniz. İlçe birleştirme tutanakları ile gitti il birleştirme. Ve çok ilginç, bu da net bir oran. Bu 108 sandıkta sandık sonuç tutanaklarına göre %49,55 AK Parti, %47,5 Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu var. Yani bu bahsedilen yaklaşık 30 bin oydan bahsediliyor 108 sandıkta. Bunlar sonuçlara müessir olmuştu. Bu 30 bin oyun 15 bini fazlası AK Parti'nin zaten. Sonuç tutanaklarında görünüyor. Set ise kaydedilmiş. Şimdi bu sandıklarda bir manipülasyon varsa, bu sandıkların içine girilmişse, sonuç tutanakları mesnede olan sayım döküm cetveli yoksa ve sonuç tutanakları hukuka aykırıysa, niçin %49,55 AK Parti'nin oyu var, %47,5 Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu var bu sandıklarda? Bu da kanaatimce çok manidar ve düşündürücü. Kararla ilgili etraflıca değiniriz. Genel Peki. çerçevede üç temel paradoks bu. Peki efendim, konuşmaya devam edeceğiz konuklarımızla. Bir reklam arasına gidelim, sonra buradayız. Devam ediyoruz şu aldığımız yerden ne dinle değildir'e. Rezanep Özdemir'den ilk yorumları aldık gerekçeli karar ve muhalefet şerhiyle ilgili. Son cümlesi dikkat çekiciydi. 754 sandık dedi ve o sandıklar kamu personelinin görevli olmadığı sandıklardı. Ama 108 sandıkta sadece 2 tanesi kamu personeli olmadığı halde sayım döküm cetvellerinin olmadığı sandıklardı. 106'sında ise sandık kurulu başkanlarının tamamı kamu görevlisiydi. Dolayısıyla burada ben bir illiyet bağı kuramadım. Böyle olsaydı belki daha iyi anlaşılabilirdi mesele dedi Rezanep yani Özdemir. Yani sonuçlara müessirliği daha net ortaya konulabilirdi. Sandık kurulu başkanının ifadesi var. Sayın Sadi Güven'in de var. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın da muhalefet şerhinde var. Biraz konuşalım, detaylandıralım. Ömer Serdar Bey'le devam edelim. Neler söylersiniz? Yani en başından itibaren bir AK Parti'nin iddiası gerekçeli kararda sübut bulmuş mudur? Kamuoyuna anlatılabilir mi? Evet. Müessir midir sonuçlara? Siz neler söylersiniz bu 754 sandık meselesine de aynı zamanda? Evet, ben de programın açılışında merhum Akif Emre'ye atıf yapmıştınız. Ben de rahmet diliyorum. Kendisinin iyi bir okuyucu takipçisiydik. Allah rahmet etsin. Şimdi tabii buraya gelinceye kadar bir süreçlere bakmak lazım. Yani İstanbul gibi bir seçim çevresinde seçimi tartışıyorsunuz. Birçok seçim çevresinde itirazlar oluyor ama İstanbul göz önünde. Neden göz önünde? İstanbul aşağı yukarı bir devlet nüfusunda olan bir il, bir seçim çevresi. 8.8 milyon seçmenin olduğu bir yerde ve seçime girmiş İki aday, önde olan iki aday aşağı yukarı birbirlerine yakın oy almışlar. Bindelik orana vurduğunda binde bir oranında bir fark var. Bununla AK Parti bir hukuki mücadele geliştirdi. Bu hukuki mücadeleyi ortaya koyarken başından beri seçimin iptaline fokuslamadı kendisini. Yani seçimi iptale götürmek üzere değil. Mesele neydi? Siyasi partiler seçime girer, vatandaşın iradesinin hakikat olarak ortaya çıkması için bir mücadele verir. Kendi seçmeninin,
kendine oy veren seçmenin iradesinin ortaya çıkması açısından mücadele verir. AK Parti'nin seçim sandıklarından başlayıp seçimin öncesinden de seçim sandıkları, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları, YSK sürecine kadar sürekli bunun mücadelesini verdi. Bir hatırlamaya çalışalım. Daha ilk geceden itibaren maddi hatalara ilişkin düzeltmeler oldu. İşte 29 binlerden 21 binlere geldi. Daha sonra geçersiz oyların sayımı ile birlikte işte nihayetinde il seçim kurullarında 13.700 küsürlere kadar indi. 729 değil mi? 729'lara kadar 729. indi. Şimdi bakın, burada gerek AK Parti'nin gerekse işte karşıda olan muhalefetin ortaya koymuş olduğu iddialar var. Ve seçmenine söylediği şu mesaj var. Biz senin seçimini, senin oyuna sahip çıkacağız. Bunun için hukuki mücadeleyi vereceğiz. Yani o 13.720'lere ininceye kadar yapmış olduğu mücadelede seçimlerin, ki binde bir oy oranına tekabül etmiş seçimlerde bütün sonuçların, İstanbul sonuçlarının tamamının sayılması belki kamu vicdanını bu anlamda çok daha rahatlatırdı. Ama bu konuda işte tedbir kararları alındı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. O sayımlar gerçekleşmedi. Ancak %10'luk bir sayım gerçekleşti. Şimdi daha sonra Rezan Bey'in biraz önce süreci ortaya koyduğu gibi 130. maddeye göre olağanüstü kanun başvuru yoluyla kendi iddialarını başından beri hangi iddialarla yola çıkmışsa onları ortaya koydu. Bunları ortaya koyarken bu iddiaların bir kısmı kısa kararda dikkate alınmadı. Öncesinden reddedildi. Bugün gerekçede de onları görüyoruz. Bir kısmı dikkate alındı. Dikkate alınan ve bugün gerekçede ortaya çıkan sonuç nedir? Bir defa şu sonuca baktığımızda öncelikle 754 sandıktan hareket edersek sandık başkanının kamu görevlisi olmaması bir tespit olarak derc edilmiş. Yani şeyde gerekçeli kararda. Bu aşağı yukarı 212.276 seçmene tekabül eden bir sandık. Peki niye sandık başkanının kamu görevlisi olması bir itiraz yöntemi, olağanüstü başvuru yöntemi olarak AK Parti tarafından ileri sürüldü? Sanıyorum buradaki hukukçu arkadaşların da itiraz etmeyeceği konu şudur. 2018 Mart'ında yapılan değişiklikle ilk uygulamasını şeyde gördüğümüz, 24 Haziran seçimlerinde gördüğümüz, ikinci uygulamasını 31 Mart seçimlerinde gördüğümüz YSK'ya niyabeten sandık kurulu başkanlarının tarafsız olması koşulu sağlansın diye bu kanuni düzenleme yapıldı. Ama bu kanuni düzenlemeden sonra bakıyoruz seçim kurullarında bu düzenlemeye riayet edilmemiş bazı sandıklarda ki bunu sayısal olarak da 754 olarak gerekçeli kararda tespit etmiş. İstanbul'daki peki burada memur eksikliği mi var? Yok. 31.186 sandık için gerekli olan memur sayısı 93.558. Oysa İstanbul'da yaklaşık 220.000 memur var. Şu söylenebilir. Yani ki söylendi de. Yani bu vatandaşın kabahati değil. Seçim kurullarının kabahati. Evet. Biz de öyle diyoruz. Yani burada usule aykırı bir işlem yürümüş. Dolayısıyla burada kararda da ortaya konulduğu gibi usule aykırı bu işlemden dolayı orada kullanılan oyların tartışmalı hale gelmesini sağlamıştır. Nasıl? Şimdi, neden tartışmalı olsun? Şimdi biraz seçim hukuku şekil üzerinden yürür. Şöyle diyelim. Diyelim ki ortada bir mahkeme kararı yazıyorsunuz. Bu mahkeme kararını hakim değil, hukuk fakültesini bitirmemiş, hakim olmayan biri yazıyor ama karar doğru bir karar. O karara vücut buldurur mu böyle bir şey? Yani şekil hukuku açısından biraz mecellede de kuraldır. Usul esasa mukaddemdir. Yani dolayısıyla usulü işlemlerde eksiklik ilk defa bu seçimde itirazen ortaya çıktığı için işlemi sakat
hale getiriyor. Birinci tespiti bu. İkinci tespiti yani de... Mesela Sadi Güven, YSK Başkanı buna düştüğü şerh de yanlış okumadıysam, ben de kararı biraz okumaya çalıştım. Diyor ki, velev ki sandık kurulu başkanları memur olmasın, bunların daha önce verdiğimiz emsal kararlarda da diyor... Evet, şeye de atıf yapıyor. Mustafa Kemal Paşa'ya. Mustafa Kemal Paşa'ya. 20 Nisan tarihli kararına. Atıf yapıyor. Bugüne kadar böyle bir karar almadık. Daha önce verdiğimiz kararlarda da yanlışsam düzeltiniz. Ve nasıl diyor seçmenin oyuna müessir olsun bu? Şöyle diyeyim, Mustafa Kemal Paşa kararına atıf yaparken Mustafa Kemal Paşa kararının özelliği şu. Orada itiraz edilirken, İYİ Parti tarafından itiraz edilirken burada kamu görevlisi olmamasının nedeniyle değil, belediyede çalışanların tarafsız olamayacağı gerekçesiyle itiraz etmiş. Oysa bunlar ama 657 sayılı kanuna tabi. Bir soru sorabilir miyim tam da burada? Öyle itiraz etmiş ama temelde bu iddiada şu değil mi? Sandık kurulunu hukuka aykırı teşekkül ettirdin. Belediyede çalışan adam tarafsız ve objektif değil, sandık kurulunda görev alıyor. Yani sandık kurulu hukuka aykırı. Burada da sandık kurulu hukuka aykırı diyor. Kamu görevlisi değil diyor İstanbul'da. Orada da diyor ki kamu görevlisi ama belediyede çalıştığı için yine hukuka uygun bir teşekkül yok. Çünkü objektif ve tarafsız olamaz. İkisi farklı şey. Ve 2 Mart'ta YSK orada atıf yapıyor. Burada hiç atıf yok. Direkt esasa girmiş. Yani temelde ikisinde de sandık kurulunun oluşumuna karara, itiraz var. Karara var ama o yedi, içeriği yedi, farklı. Olabilir yedi ama tane, temelde itiraz bu. Hukuki gerekçe. 7 tane olumlu oy veren, yani iptal yönünde oy verenler aslında Kemal Paşa kararını da tartışmışlar orada. Evet, okudum. Aynen dediğim bu gerekçeye dayanıyorlar. Yani orada da söyledikleri şey, bunlar 657 sayılı kanuna tabi memur statüsünde olduğu için atanmasında bir engel yok ve orada tam şuna yani süresi içerisinde de buna itiraz edilmiş olsaydı tarafsızlığı açısından ben ele alırdım. İşte ama tarafsızlığı çok güzel. Açısından. Tam burada bir şey söyleyeyim. Sandık kurulunun teşkiline ilişkin bir itiraz. Bakın, tam bir şey sorayım oradan devam edin. Tam bir şey. Mustafa Kemal Paşa da çok özür diliyorum Sayın Başkan. Mustafa Kemal Paşa da şunu söylese idi. Bunlar kamu görevlisidir. Dolayısıyla sandık kurulu hukuka uygun teşekkül etmiştir. Belediyede çalışması tarafsızlığını halel getirmez. Bu gerekçeyle reddediyorum deseydi haklıydınız. Bakın Mustafa Kemal Paşa da bu gerekçeyle itiraz reddetmemiş. Demiş ki ben 2 Mayıs seçim takvimidir benim için. 2 Mayıs'a kadar bu itiraz 2 Mart özür diliyorum affınıza sığınıyorum. 2 Mart'a kadar bu itirazları yapmalıydın. Yapmadın artık ben bu itirazını dinlemem senin. Dolayısıyla reddediyorum demiş. Gerekçe bu olsaydı haklıydınız. Şimdi incelemeye girmiş bakın, ama. Bakın, usul usul. Usul. Bakın bir orada karar metnini hemen size okuyalım nakle. Bakın diyor ki sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulu'nun falan tarih sayılı kararıyla kabul edilen seçim takvimine göre 2 Mart 2019 tarihine kadar kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddini. Anladım. Sandık kurulunun teşkiline ilişkin itiraz diye somutlaştırmış burada. Bakın şeyi söyleyeyim. Ya, yine, itiraz aynı. Orada yine, da sandık kurulunun teşkiline ilişkin burada da. İptal yönünde oy kullananların gerekçelerine baktığınızda orada şunu da söyler. Sandık kurullarının oluşumuna ilişkin liste siyasi partiler tarafından istendiği halde verilmediği için dolayısıyla buna o 2 Mart tarihine kadar itiraz etme imkanı yok. Çok güzel. O zaman keşke Yüksek Seçim Kurulu 20 Nisan tarihli kararında da bunu söyleseydi. Fakat bunlar kamu görevlisi. Bakın 20 Nisan. Hayır önemli değil. Görevlisi. Bakın gerekçeyi okuduk. Meslektaşımız da okudu. Ama bakın, diyor ki kesin olarak karara bağlanması nedeniyle. Eğer şunu deseydi haklıydınız. Ya bunlar belediyede çalışıyorlar. Objektif ve tarafsızdır. Kılıklarına halel gelmemiştir, kamu görevlisidir, bu nedenle reddediyorum. Bunu dememiş. Demiş ki sen 2 Mart'a kadar bu itirazı yapmalıydın. İncelemeye girmiş. Orada rezon bir maddi imkansızlık. Gerekçeli karar burada, kısa karar değil mi? Burada da orada incelemeyi yaptıklarına dair. Sonuç kısmını okudum ya, evet, gerekçeli önceki, karar bu. Önceki karar da, bakın o Kemal Paşa kararında bunu bu şekilde ortaya koymuş ama biraz önce söylediğim gibi o 7 tane olumlu oy kullanan, seçimin iptali yerinde oy kullanan üyelerin gerekçelerinde diyor ki siyasi partiler bunu talep etmesine rağmen sandık kurullarının oluşumuna ilişkin listeyi talep etmesine rağmen siyasi partilere verilmediği için hukuken yani maddi olarak çok iyi 20 Nisan'da maddi, da böyle söyleseydi sorun yoktu. Maddi olarak aynı itirazlar oldu. İtiraz imkanı olmamış. Dolayısıyla burada birinci gerekçe olarak bunu böyle alıyor. Dolayısıyla ikinci şeye baktığımızda bir de AK Parti'nin itirazları çerçevesinde bir kısmı
dediğim gibi dikkate alınmış, bir kısmı alınmamış. Bunlardan Büyükçekmece'de işte 5 sandık, pardon Büyükçekmece diyeceğim, 100. maddede, 298 sayılı kanun 100. maddesinde oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlüklere de değinmiş. İkinci başlık olarak nedir? 18 adet sandıkta sayım döküm cetveli yok. 90 adet sandıkta sayım döküm cetvellerinde de imza yok. Burada sorun nedir? Biraz önce Rezan Bey'in dediği gibi bunların tamamı da sandık kurul başkanları onu bilmiyorum. Onu evet, 106 tane. 106 tane. Tam sayfasını da söyleyeyim biraz bakarsınız görürsünüz. Söyledi. Ancak burada şeyleri her ne kadar seçki sistemiyle bunlar sisteme girilmiş olsa da itiraz üzerine bunları denetleyebileceğin evraklar yok. Bu da şekil açısından bir eksikliktir. Yani nasıl, ne demek bu? Şimdi o sayım döküm cetvelleri var. A partisi şu kadar aldı, B partisi şu kadar, C partisi tamam. şu kadar geçersiz diye. Bir de sandık torba var. Torbada da oylar var. Torbayı açıyorsun, bu cetvel yok. Sadece oylar var. Peki ben bu oyların dökümünü karşılaştırabileceğim evrak-ı müsbite nerede? İtiraz üzerine. Ki şöyle, bu yok. Oy sayım döküm cetveli seçim hukukunun, yani sandığın esası. Yani sandık dolayı tutana oy sayım cetveli olmadan düzenlenebilme imkan ve kabiliyeti yok. Kanun böyle. Bu da yani iradeyi test edebileceğin, hakikati ortaya çıkarabileceğin bir evrak-ı müsbite yok. Bir karşılaştırma yapma kıymetli yeteneğin yok. 754 sandıktan sadece 2 tanesinde oy sayım döküm cetveli yok. Sadece 2 tane. Yok, 18 adet sandıkta sayım döküm cetveli yok. Sizin o 2 tane dediğiniz kamu görevlisi değil. Evet, şöyle. Kamu görevlisi. Şimdi kamu görevlisi değil ya. O kamu görevlisi seçim sonuçlarına müessir oldu ya, manipüle etti. Ama 2 sandık o. Şöyle, 18 sandıkta oy sayım döküm cetveli yok. 90 sandıkta da imzasız olarak imzasız. Var. Evet. Bu, peki hukuk nazarında bu imzasız sayım döküm cetvelinin kıymeti nedir? Burada hepimiz bu hukukçuyuz. İzninizle ben bir yani insicam bozmadan burayı anlatayım. Tabii. Yani burada da tekabül eden seçmen sayısı 30.281. Yani bu 108 sandıkta. Bunu mukayese edebileceğin yarısı AK Parti'ye vermiş tabii, daha çoğu. Hiç önemli 49-50 değil. Hepsi de AK Parti'ye vermiş olabilir. Daha çoktu belki. 49-50. Daha çoktu belki. Hepsi nereden de 15 bini zaten vermiş. Hayır, daha çoktu. Hayır, ben bir kuraldan bahsediyorum. Şimdi ekran başında olanların da çok rahat anlaması için söyleyeyim. Seçim sonuçlanır sandıkta. Siyasi partilerin temsilcisine iki nusa verir sayım döküm cetveli. Başkan okur. Bunlar çeteleyi tutarlar. Daha sonra sayım döküm tutanağı düzenlenir. Evet. Her sandığın, her siyasi partinin aldığı oy oranı. Evet, evet. Bunlar hepsi torbaya konulur. Başkan götürür. Sandık sonuç ilçe seçim kuruluna teslim eder. Birer nusa da siyasi partilere verilir. Bu kaç oy yapıyor? 30.281. Yani yine karardan yola sonuca çıkarak. Sonuca müessir olması da buradan şimdi, bakar. Orada sadece oradan bunlar, değil. Bunlar bunu belirtiyor karar. Şeye de girmiş. Seçim sistemiyle kararda belirtilen. Evet, seçim. Girmiş. Sisteme sandık girmiş. Sandık sonuç tanakları girmiş ancak, yani sisteme. Ancak Rezan Bey, ben itirazcı olarak bunları ileri sürdüğümde seçim kurulu önce torbayı açacak, oylara bakacak, daha sonra sayım döküm cetveline bakacak. Hı hı. Bu ortada yoksa neyle mukayese edecek? Torbadaki niyetle iktifa edecek. Hı hı. Ben şeyi bir kenara bırakarak, yani şekil açısından baktığımızda burada da iradeyi fesada uğratan bir şey olduğunu düşünüyorum. İkinci başlık olarak da bu seçimin iptali yönünde oy kullananların gerekçesi bu. Üçüncü mesele de işte ölü seçmen yerine oy kullanılması, kısıtlılar, efendim özürler falan. Bunlardaki sayısal rakam fazla değil. Hepsini toplamış. Esasen müessir değil. 706. Sonuca müessir değil. Ancak bu üçünü topladığımızda, üç başlık bütün olarak ele alındığında, burada seçmenin iradesine sakatlayan
bir durumun olduğunu tespit ediyor lehine oy kullananlar. Buradan hareketle seçimlerin yenilenmesi gerekçesini ileri sürüyor. Tabii muhalefet şerhleri de var, oraya da geleceğiz. Ancak şu eleştiriye katılırım. Yani kısa kararda bunları ilişkilendiren bir şey yok. Söyleyebilirdi. Muhtemelen müzakerelerde tartışılmış, sandık başkanlarından hareketle, bu oluşumdan hareketle şekil eksikliklerini buna ilintilemiş ve bu ilintilemenin tekabül ettiği oyları çıkarmış. Bu tekabülden hareketle bu da aradaki farkın birkaç katı olduğu için iptale gitmiş diye düşünüyorum. Sayın Kaya, buyurun. Bence önemli bir kısımdan devam etmek lazım. Bu oysa sayım döküm cetveli. Yani seçimin esası. Yani biliyorsunuz sandıkta görev yapmış herkesin bilebileceği gibi. Ve 298 sayılı yasanın 100. maddesi ve devamında nasıl doldurulacağı da açıkça ifade edilmiş. Öncelikle oradaki sandık kurulu başkanı iki kişi tarafından tutturuluyor bu. Oy sayım döküm cetveli kontrol amaçlı olarak. Aleniyet var ama. Herkes görüyor. Herkes sayımlarını yapıyorlar. En sonunda bu iki sandık kurulu üyesinin tutmuş oldukları sonuçlar değerlendiriliyor. Eğer birbirini tutmuyorsa tekrar tüm oylar toplanıyor ve yeniden sayımlar geçiyor. Ve oy sayım dökümünde yine iki kişinin tutmuş olduğu rakamlar birbirini tutmuyorsa bu sefer sandık kurulu başkanı bir kişiye kendi seçmiş olduğu buna oy sayım dökümünü yaptırtıyor. Ve işte burada bahsettiğimiz seçimin de esası 105. madde, çünkü 298 sayılı yasanın çok açık. Sandık sonuç tutanağının oy sayım döküm cetveline uygun şekilde düzenleneceğini ifade etmiş. Ve biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu da sadece sandık sonuç tutanağı sistemi yükletmiyor. Bununla birlikte oy sayım ve döküm tutanağını da yüklenmesini istiyor. Ve bu 108 sandıkta bunlar yüklenmemiş, yok, imzasız, 18 tanesinde hiçbir yerde yok. Oy sayım döküm cetveli dediğimiz zaten şey bu. Yani evet, burada gözüküyor. O şimdi buradan seçim sonuç nereye geleceğiz? Buradan nereye geleceğiz? Bizim işte bakın en önemli şey yok. Sandık sonuç tutanakları yok. Eğer oy sayım döküm cetvelleri olmazsa da yok, sonrasında da yok. İşte İstanbul Arnavutköy'den bir sandık için örnek vereceğim. Bakın burada sandık numarası 1487. İlk sandık sonuç tutanağında Binali Yıldırım 182 oy, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adıyla 87 oy. Yine aynı sandığın sonuç tutanağı bu. Bu evrak. Yine Arnavutköy 1487. İki tane farklı şekilde düzenlenmiş. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına 182 oy yazılmışken Binali Yıldırım'a bir oy yazılmış. Maddi hata dediler, düzelttik İşte bu, dediler. Hayır, bu maddi hata değil. Bakın bu üstad, bu oy sayım döküm cetvellerine göre. Bakın oy sayım döküm cetveli yoksa bu sandık sonuç tutanağının da aslında geçerli olmadığının en net şekilde ortaya koyan hadise. Bir şey sorabilir miyim tam bu konuda? Tabii ki. 108 sandık sonuç tutanağına itiraz var mı sandık başında ve sonrasında bu bahsettiğiniz sandıklar? Bakın bizim yapmış olduğumuz olağanüstü itiraz. Yani hayır, 200, bunlara var 298 mı? Sayılı yasanın 130. maddesi doğru gereğince ve bu itirazda hepimiz biliyoruz ki seçimin sonucuna müessir olay ve haller olacak ve bu durumda alt kademelerle verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması ya da kurullarla derece derece müddeti içinde müracaat edilmemiş doğru olması hiçbir burada geçer haklısınız yok. Dolayısıyla bunu konuşmanın da bir anlamı yok. Hayır, ama bunu biz burada konuşmamız gereken konuşmanın psikolojik bir anlamı çıkmış, var. Ortaya çıkmış. Bakın şimdi siz çok güzel şekilde bir konuya değindiniz. Dediniz ki işte sandık kurulu başkanlarının bu belirlenen özellikle kamu görevlisi olmayan, memur olmayan 754 sandık başkanı sonuca nasıl etkisi yapmıştı? Evet. Ben bunu bu karardan anlayamadım. Evet. Ve aslında kararın 200 sayfalık, o 250 sayfalık kararda 200 sayfalık bizim yapmış olduğumuz ilçe ilçe sandık sandık itirazlara ilişkin toplanan bilgi ve belgeler var. Evet, hani ilçe seçim kurullarından gelen hikaye dediğiniz kısımda aslında ilçe seçim kurullarından özellikle Yüksek yani Seçim kararın Kurulu gerekçesi yok orada. Yüksek Seçim Kurulu demiş ki işte böyle böyle itirazlar var. AK Parti'nin bu itirazlara ilişkin sizler bu noktadaki değerlendirmenizi gönderin diye. Evet. Ve hiçbiri bakın bu 754 tane kamu görevlisi olmayan, bakın bunun içerisinde işte özel sektörde çalışanlar var. Hani çalışanları geçtim, işsiz yani hiçbir işi olmayan insanlar var. Onu geçtim, KHK ile ihraç edilmiş insanlar var. Bunların hepsi gerekçeli karar içerisinde gerekçeli karar içerisinde belirtilmiş. Ama burada esasen işte seçimin başlangıç özellikle 1 Nisan pazartesinden sonra gerçekleşen olaylara bakmak lazım. Biliyorsunuz ki 1 Nisan pazartesi sabah YSK
29.208 oy Cumhuriyet Halk Partisi adayının önde olduğunu ifade etti. Ve salı günden itibaren AK Parti olarak biz 3 temel noktada itirazlar yaptık. Birincisi, özellikle YSK'ya girilmiş olan verilerde maddi hatalar ve usulsüzlükler olduğunu ifade ettik. İkinci aşamada da geçersiz oyların tekrar sayımını, çünkü sandık sonuç tutanaklarıyla mevcut geçersiz oyların tutmamış olduğunu gördük. Üçüncü olarak da bütün Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin sandıklarında tekrar bu olaylar doğrultusunda sayımını talep ettik. Bakın burada sadece İstanbul'da 6 noktada, 6 ilçede Çatalca, Çekmeköy, Maltepe, Silivri, Ataşehir, 2. Kurul ve Kartal 2. Kurul'da biliyorsunuz tüm oyların sayımı ve İstanbul genelinde de bütün geçersiz oyların sayımı yapıldı. Bu toplam 850 bin oya geliyor. 29.208 olan ilk 1 Nisan pazartesi aradaki fark maddi hatalarla 24.057'ydi. Ve daha sonra sayılan oylarla birlikte işte geldiğimiz nokta, bakın 13.729. Yani 8,5 milyon seçmen oy kullanmış, 850 bin oy sayılmış ve bu sayılan oylar %10'a tekabül ediyor ve 29.208 olarak başlayan aradaki fark 13.729 noktasına gelmiş. Bu bile başlı başına aslında ortada çok ciddi şekilde bir organize usulsüzlük yapıldığı noktasında önemli delil vermiyor. Yok ki. Çünkü neticede bakın her seçim şöyledir. Ben sandıkta da görev yaptım, okul sorumluluğunu da yaptım. İl teşkilatında görevliyken il seçimde de görev gerçekleştirdim. Genelde böyle bir itirazlar gerçekleştiğinde daha önde olan adayın oyları da daha bir artış olur. Her zaman için. Bizim bu zamana kadar görmüş olduğumuz örneklerde. Ama işte bizim burada ortaya koymuş olduğumuz bu organize usulsüzlük ve gerekçeli kararda 200 sayfa olarak bizim tek tek nokta nokta belirtmiş olduğumuz adreslere gitmiş olan seçim kurullarındaki değerlendirmelerde de gördüğümüz üzere buradaki usulsüzlüğün organize manasında olduğunu daha net ortaya koyuyor. Şimdi şunu ifade etmek lazım. Bizim buyurun tamam. Anayasamızın 79. maddesi gereğince seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır ve bütün yolsuzlukları, bakın, bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi de Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Yolsuzluk elindeki yetkiyi kötüye kullanma, elindeki görev itibariyle gelmiş olan yetkiyi kötü kullanma manasına geliyor. Bir şey söyleyeyim. Gerekçede, tam da burada gerekçede sandıklardaki oyların değiştirildiyse nasıl, şimdi çaldılar diye bir şey var. Tabii, ben oraya geleceğim zaten. Bakın. Oraya tam ben o noktaya geleceğim. Nasıl bu nasıl olduğuna dair bir şey var. Bakın bizim bu yolsuzluk, yani bu noktadaki organizasyona ilişkin bir yolsuzluk yapıldığı iddiamızı bakın burada çok ne şekilde özellikle sizlere şimdi anlatmaya çalışacağım. Sorulmuş. Yani 220 bin kamu görevlisi var. Neden 754 tanesini kanunun 22. maddenin 289 sayılı yasanın 23. maddesi emredici olduğu halde neden bu 754 kişinin kamu görevlisi olmayan, KYK ile ihraç edilmiş, işsiz, kamu sektöründe çalışmayan, özel sektörde ve hangi kuruluşlardan tercih edildiği, neden de tercih edildiği noktasında bir açıklama yok. Hiçbir bu noktadaki seçim kurulundan makul, ikna edici bir cevap gelmiş. Bakın kanunun emredici kuralına ilk uyması gereken kim? Seçim kurulunun hakim. Şimdi ben şuraya açıklamayı soru getireceğim. Sorabilir miyim konuşmanıza? Şurayı bitireyim isterseniz oradan getireyim. Peki şimdi biliyorsunuz. Ama sorunuzu yani, unutmayın olur mu? Tabii tabii. Evet. Yani seçim, ben de merak ettim. Tabii tabii. Yani seçim mevzuatımız gereğince ilçe seçim kurulu hakimi oradaki o ilçedeki en kıdemli hakimdir. Doğru. Peki şimdi sandık kurulunu. İlçe seçim 22. kurulu başkanı. Evet yani sandık evet. kurulunu şimdi şöyle değerlendirelim. Memur yapmıyor. Peki o kıdemli hakimi değil de ilçe seçim kurulu hakimi olarak başka bir hakimi YSK gösterse biz bu seçimin yasal bir seçim olabileceğini değerlendirebilir miyiz? Değerlendiremeyiz. Hiçbir biçimde de işte aynı noktaya geliyoruz. Çünkü sandık kurulu bakın başkanı ne yapıyor? Sandık kurulu başkanı en önemli. Çünkü seçim zaten sandık noktasında yapılıyor. Oy verme düzenini bir defa öncelikle sağlıyor. İki, oy verme işlerini düzenleniyor. Üç ve en önemlisi oy sonuçlarını da tutanağa bağlı. Bütün neredeyse seçimi A'dan Z'ye idare eden bütün bunları kişi, kurum üyeleriyle birlikte yapıyor. Aleniyet var, bakın, onlar denetliyor. Kanunu, hani şu noktaya kanun, müşahitler var, sandık kurulu üyeleri bakın, var, bir denetim kanunu, ve kontrol kanunu, mekanizması var. Bakıyor zaten bakın, seçim bakın, hukuku biraz. Seçim hukuku şekildir ve disiplindir. Yani seçim hukukunun kuralları, kaideleri net, evet. somut, otomat konmuş. Çünkü burada bir aleniyet var, şeffaflık var, güven var. Ama işte oradaki İstanbul'daki
20'nin üzerindeki ilçe seçim kurulu hakiminin usulsüz ve kanuna aykırı, kanunun emredici hükmüne aykırı şekilde 298 sayılı yasanın 22. ve 23. maddelerine aykırı olarak oluşturduğu sandık kurulu başkanlarının nasıl seçime büyük bir özellikle yolsuzluk ve şaibe oluşturacağını göreceksek işte aynı şekilde demin ifade ettiğim gibi madem kanun hani şeye doğru geliyoruz sizin kabul ettiğiniz gibi ilçe seçim kurulu hakimi de o zaman en kıdemli hakim olarak atanmamış olur. Tamam, o zaman işte 130. bir seçim eğer 130. madde sonuçlara müessir olmaktan bahsetmeseydi haklıydınız. Buraya kadar anlattıklarınızda bir çekişme yok. Sayın Hakan bir şey soracağım. Sizin sorunuzun açıklamalarının devam mahiyetinde sadece soru. 754 sandıktan 750'sinde AK Partili üye görev yapmış. Hatta 354 sandıkta da iki üyeyle temsil edilmiş. Az önce Akif Bey'in de sorduğu konu tamam usulsüz teşkil edildiği zaten tespiti yapılmış. Hı hı. Ancak oy çalınmasını sadece bu usulsüz teşkilden söylüyorsunuz. Bakın, bu çok net. Bu usulsüzlüğün yani oy çalınmasına nasıl yol açtığını bize bir anlatabilir misiniz? Çünkü şimdi, gerekçeli kararda bu anlatılıyor. Aynen anlatamazsınız da bunu şey söyler. Ben, bakın yolsuz. Ben yani de bir soru daha sorayım da ikisine de cevap verin. İsterseniz onu cevap verin. Buna da cevap verin. İnsicamınız bozulmasın, evet. Kesmeyeyim. Şu ana kadar anlattıklarınızda bir çekişme yok. Yani bunları evet. Sanki farklı düşünüyormuş gibi anlatıyorsunuz. Ben evet. Kendi açımdan. Sandık kurulu 754 sandıkta hukuka aykırı oluşmuş. Şekli hukuktur güven dediniz ya. Evet. 130. madde bir itirazınızı yaptınız yaptık. Değil mi? 130. madde her hukuka aykırılık değil de sonuçlara müessir olan hukuka aykırılıktır değil mi? Evet. Lütfen burada bize bu sandık kurulu başkanının, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının hangi davranışlarıyla, hangi eylemleriyle sonuçlara müessir olduğunu anlatın. İdari. Sandığımı çaldı, ne yaptı? Efendim? Gerekçeli kararda bu var mı? Yok, oyların... yok. Var. Kesinlikle yok. Yani var derken... Var. Yani görmek isterseniz var. Görmek istemezseniz var diyorsunuz. Görebilirsek burada gösterirseniz bakalım. Tabii ki bakın. Şimdi, üç temel noktada itirazlar. Siz de unutmayın, size de geleceğim. Tabii tabii. Üç temel noktada itirazlarımız var. Ya burayı soruyorum. Üç temel noktada vermiş olduk. Bir, sandık kuruludur. Yasanın, kanunun emredici maddesine aykırı şekilde ilçe seçim kurulları tarafından haksız şekilde oluşturuldu. Demin de ifade ettim bakın. Yani yolsuzluk ne demek arkadaşlar? Türk Dil Kurumu'nun işte tarih... Yetkinin kötüye kullanılması. Kurumuna baktığımız zaman hayır ne diyor? Yetkinin kötüye tamam, kullanılması. Hatta Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktığımızda çok da güzel orada... İşte bu yetkiyi nasıl kötüye kullandı? Hayır Ömer Seyfettin'in yetkiyi nasıl kötüye kullandı bu sandık kurulu başkanı? Hikayesinin her şeye bak. Bir hafta içinde adamların 15'ten fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu tuttu. Yani yolsuzluğu ve hırsızlığı aslında birbirine bağlayan kavram. Ve bakın bunu o atayan ilçe seçim kurulu ifade edemiyor. Ben bu 754 kişiyi, ilçe seçim kurulları 754 kişiyi neden atadığına tamam, ilişkin orada bir sıkıntı makul efendim, neyi kötüye kullandı, yetkiyi nasıl kötüye kullandı onu anlatır mısın? Ne yaptı bunlar? Çaldı mı? Çift pusula mı verdi? Şimdi AK Parti pusulasını vermedi mi? Büyükşehir pusulasını mı vermedi? Seçmenin iradesini kıymetli üstadımızın söylediği gibi sakatlayıp başka bir siyasi partiye oy vermesine dair telkinde mi bulundu? Öyle yaptıysa AK Parti üyeleri orada, müşahitler orada, kanun temel görevi siyasi partilere veriyor. Cevaplarımı müsaade ederseniz. Bakın, evet. Mesela burada bizim en önemli itirazlarımızdan birisi, itirazlarımızdan ki tüm bizim itirazlarımızı aşağı yukarı YSK'nın gerekçeli kararında görüyoruz. Ve bizi aslında en çok biliyorsunuz özellikle bu programlarda da şahit oldum. İşte YSK gerekçeli kararı niye bu kadar zamandır açıklamıyor? Halbuki kanunen kuruluş kanunu gereğince 15 günlük bir prensip kararı var. Niye beklemiştik? Aslında muhalefet şerrini beklemiştik. Yani bu karara muhalif olan 4 tane üyenin başkanla birlikte verecekleri özellikle bu karara muhalefet gerekçelerini, muhalefet şerlerine bakmak açısından vermiştik. Ki bu şerlere de baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman tamamen hukuki temellerden bakın uzak, tamamen 298 sayılı yasanın kapsamından ve anayasamızın 67-79... Muhalefet şerleri için tabii. Tamamen uzakta dışılmış. Ya işte böyle bu usulsüzlük yapılmış da bu ne olur? Bakın seçimin sonucuna nasıl müessir oluyor biliyor musunuz? Evet, nasıl? Ölülere oy kullandırılmış mı? Bunlar bakın 700 kişi beyefendi. Bir kişi bile olsa kullandırılmış mı? Beyefendi sonuca nasıl müessir? 13 kısıtlılara. 800 fark var. 700 bakın, kişiden bahsediyor. Kaç kişi bunlar? Bir saniye. Bu tespit edilen. Bak. Ya önemli değil kaç kişi? Bakın bu bizim hatta 706 kişi olarak. 706 kişi. Bakın, nasıl sonuca müessir? Gerekçeli kararla fark 13.800. 706 kişiden bahsediyoruz. Kararla birlikte aslında şu da ortaya çıktı. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyleri çıkmıştı temsilcileri sözcüsü şunu demişti. Ya AK Parti bu bilgileri nereden aldı diye. Aslında bizim elimizde de böyle bir bilgi olmadı. Bizim tamamen kendi o ilçedeki görevli arkadaşlarımızla bu itirazlarımızı gerçekleştirdiğimizde gerekçeli kararı ne şekilde oy koyuyor? Bakın bu bizim tespit edebildiğimiz.
Kısıtlar oy kullanmış bu mı? Bu yüksek seçim kurulu kısıtlar oy kullanmış mı? 706 bakın, kişi beyefendi. Kısıtlar oy kullanmış mı? Meslektaşım 706 kişi. Kısıtlar oy kullanmış mı? Ya yani Sayın Kaya diyor ki bir kişi de olsa 500 bak, kişi de olsa fark canım, etmez. Olur mu canım sonuç? Gelelim sana. Rica ederim. Sayın Balbay hukuki meseleyi bir bitirelim. Sizle de geleceğim efendim. Unutmadım sizi Ankara'da. Olmayan oy kullanmış mı? Üstadım toplamı 706 kişi. Cezaevinde taksirli suçlardan hükümlü olanlar oy kullanmış mı? Toplamı 706 kullanmış. Kişi. Cezaevlerinde hükümlü olan kişiler oy kullanmış toplamı mı? Toplamı 706 Umar kişi. Ama bakın kullanmış. Orada bakın, 706 kişi 14 bin oyu nasıl kapattı? Organize usulsüzlüğün nasıl yapıldığını farklı farklı siz, noktalardan şey seçim kurulu kabul etmediği bir gerekçeyi bakın, söylüyorsunuz. Bakın, hayır. Bakın, kabul etmediği bir gerekçe. Sizin biz, itirazınız o. YSK'nın gerekçesini konuşuyoruz. Bakın YSK bunu kabul anayasa, etmemiş. Siz bunu gerekçe olarak ortaya koyuyorsunuz. Bakın, siz itirazınızı söylüyorsunuz. Anayasa 79. madde bütün yolsuzlukları kesin bir biçimde karara bağlama yetkisi yüksek seçim kurulu. Tamam beyefendi gerekçe de bu yok. Gerekçeyi kabul edilmeyen bir şey söylüyorsunuz. Yolsuzluğun başı kanunsuzluk noktasında yapılan başta sandık kurulu başkan atama noktasındaki yolsuzluğu siz bu bahsetmiş olduğu. Yani siz bizi dinlemiyorsunuz. Biz diyoruz ki Sayın Ersin. 754 ben size söyleyeyim bir cümle. Edilmiş, 706 kişi bunlar. Bu 706 kişi 14 bin farkı nasıl saniye, kapatıyor? Sayın efendim bir saniye. Ben şunu da bitireyim. Buna neyse bu cevap verilemiyor. YSK'nın kabul etmediği bir gerekçe burada gerekçe olarak ileri sürüyor. Bakın bu gerekçede. Bakın olur mu? Konuşacaksak konuşacağız. Zaten hukuk konuşuyoruz. Hukuk objektif. YSK'nın yani gerekçesinde bizim, bu yok. Hayır bak var. Yani siz. Beyefendi 706 kişiyi. Hani hikaye diye değerlendirmeniz kısım var ya. Bakın, zaten sizin, hayır, hayır, hikaye bakın, değil mi zaten? Hikaye diye değerlendirmeniz kısım var ya. Siz iddialarınızı gerekçe gibi anlatıyorsunuz. Siz bu hikaye diye değerlendirmeniz kısımda. Sizin iddianız. Bizim iddialarımız ve bu iddialara ilişkin ilçe seçim kurullarının vermiş olduğu cevapların her birini orada o noktada gör. Ve bizim bakın temel 3 itirazımız da. Sandık kurulu başkanları kanunun 22 ve 23. maddenin emredici hükümlerine aykırı teşkil etmiştir. Etmiş mi? Bakın. Etmiş. Kısıtlılar oy kullanmış mı? Kullanmış. Hükümler oy kullanmış mı? Ölülerin yerine bile oy kullanılmış peki, mı? Sayın Kaya ben bir şey soracağım. Bakın sayın kararın bir şey yanlış görmüşüz. Ama ben burada hikayeyle ilgili ağır bir şey söyledim. Ben onu cevap vereyim sonra bırakayım. Hayır, eder misin? Tabii ederim ama bir isnatta bulundu hikayeyle ilgili. Onu söyleyeyim. Sayın Efezdemir ben bir sorum olacak Sayın Kaya. Ne kadar vaktimiz var reklama arkadaşlar? Peki reklama gitmem gerekiyor. Reklama gidelim sonra sorayım o zaman. Kısa bir reklam arası. Efendim devam ediyoruz nedir ne değildir'e kaldığımız yerden Mahmut Atilla Kaya'yla konuşuyorduk. Şöyle bir soru sorduk kendisine. Ben o soruyu yine diyeceğim. Bir cümle cevap alıp sonra Ankara'ya dönmek istiyorum Sayın Balbay'a. Peki 754 kişi mi dediniz Sayın Epe Özdemir? 700 küsür kişi sadece bu kısıtlı seçmenlerle ilgili. Şöyle bir şey sorduk. Yani sandık başkanlarının memur olmaması seçmenin oyunu nasıl değiştirdi? Buna dair bir açıklama gerekçeli kararda var mı? Yani aslında belki kibarca nasıl çaldılar ya da çaldılar mı sorusunun da. Hukukta aslında hani tabir şöyle biliyorsunuz yalancıya da hukukta yalancı diye yazılmaz. Yani mahkeme kararları. Doğru söylemeyen hakikate diyorsunuz. Hakikate aykırı beyanda bulunan gibi ifadeler kullanılır. Fakat tekrar ifade ediyorum. Soruyorum. Bakın çok net bizim çünkü vermiş olduğumuz dilekçe yapmış olduğumuz itiraz anayasamızın 79. maddesine dayanıyor ve orada özellikle bütün yolsuzlukların şikayet ve itirazları inceleme ve kesin hükme bağlama yetkisi Yüksek Seçim Kurulu'ndadır diyor. Yüksek Seçim Kurulu da var mı efendim, gerekçeli tabii kararı. Tabii gerekçeli kararda buyurun. İşte hani Ferzan Bey birazdan açıklayacak. Ferzan Bey birazdan açıklayacak. Yani bu noktadaki özellikle hani bu hikaye diye tabir edilen noktadaki özellikle iddiaları ve en önemlisi bakın kanun sarih çok açık, net ve kanuna uyması gereken öncelikle hakimdir. Benim vermiş olduğum örnekte gibi. O zaman ilçe seçim kurulu da en kıdemli hakim kanun emredici hükmüne göre olmasın. Kabul ediyorsunuz değil mi? Böyle bir uygulama yaparılsa bu seçime yolsuzluk hayır, bulaşmıştır, hayır. Şaibe bulaşmıştır. Sorun cevap vereyim mi? Tabii kesinlikle bulaşmıştır hayır, diye. Niye etmiyorum biliyor musunuz? Nasıl kanun etmiyor? 130. maddesi diyor ki sonuçlara müessir olacak. Peki 10.000 kişi kısıtlı. Şu gerekçede şu olsaydı. Bir soru sorayım. Ben o şeyi bitireyim o zaman. Hayır, soru sordunuz ya cevaplayayım. 10.000 kişinin kısıtlı olduğuna kanaat getirse diye YSK. 10.000 kişi kısıtlı. Sonuca müessir olmayan bakın, böyle bir gerekçeyle seçimi iptal YSK'nın edecek miydi? YSK'nın gerekçeli kararında 754 sandık kurulu başkanının kanuna aykırı bir biçimde evet. Kamu görevlisi olmayan kişiler içerisinden belirlendiği evet. Ve buna ilişkin olarak ilçe seçim kurullarının hiçbirisinin makul,
hukuka uygun bir gerekçe sunmadıkları ve bunların da o peki sandıkta oylar nasıl seçmenlerin iradesini sakatladı. Çünkü bakın nasıl, sandık nasıl anlatmakta güçlük çekiyorsunuz. Aynen, nasıl müessir oldu? Ben anlayamadım ya. Yani. Acaba izleyici anladı mı? Siz bakın, anladınız mı bakın. Ben anlayamadım. Yani Rezan Bey, ifade edeyim. İzin verin. Ben anlayamadım. Sonuçlara nasıl müessir oldu? Mesela iki cümle. O gerekçeli karardan nasıl müessir olduğunu söyleyeceksiniz. Ben evet. Bir saniye. Karardaki izahını söyleyeyim. Sayın İşkur. Bakın. Nasıl müessir olduğunu söyleyeceksiniz? Tabii orayla alakalı. Siz aynı şekilde gerekçeli karar da nasıl müessir olduğuna dair tamam, paragrafı var. Söyleyin bakalım. Efendim. Şimdi 203. sayfanın evet, ikinci paragrafı. Sandık kurulu başkanlarının görevlerini düzenleyen maddeleri ve görev tanımlarını evet, alt alta yazmış. Doğru. Yani onlar yazmış. Daha sonraki paragrafta ise sandık kurulu başkanlarının yukarıda sayılan görev ve yetkileri incelendiğinde oy verme düzeninin sağlanması, oy verme işlemleri, seçim sonucunun belirlenmesi gibi seçim sonucuna müessir işlemler yaptıkları görülmektedir. Niyet okuyuculuğu efendim tam. Efendim? Tam niyet okuyuculuğu. Nasıl olmuş niyet okuyuculuğu olabilir mi? Bu bakın 200 sayfa değil var burada. 200 sayfa. Tam niyet okuyuculuğu değil. Tam niyet böyle bir efendim. Şimdi çok bakın, önemli görevleri sonraki vardır. O yüzden seçime tesir etmiyor. Hayır bunu bakın, demiyorum. Sandık kurulu başkanlarının görevlerinin tesir bakın, ettiği anlamına sandık geliyor. Sandık kurulu başkanlarının görevlerinin yasada belirlendiği ve ciddi bir görev tanımı yapıldı ve bu görevlerde herhangi birinin aksaması halinde seçim sonucunu etkileyebilecek sonuçların ortaya çıkabileceğini tamam. Aynı YSK Pasinler kararında niye bunu söylemedi? Bakın. Pasinler kararında bakın, niye bunu söylemedi? Şimdi sonuca meclis... Bak aynı YSK Pasinler kararı. Pasinler kararında ne demiş? Demiş ki ya, ne şekilde hayır, etki ettiklerine dair somut bakın, tespit bakın, bulunmadığında. Pasinler kararı farklı bir buyurun, karar. Bak, olur mu canım sonucu okuyayım? Seçimlerinde azalık aday listesi. Okuyayım mı? Okuyayım mı? Mustafa Kemal. Naklen okuyayım. Naklen okuyayım. Okuyun. Okuyayım. Bir dakika bir cümle naklen okuyayım. Meslektaşımız istedi. Okuyabilir miyim bir cümle? Sonuç 1. Tam kanunsuzluk nedeniyle itirazın kabulüyle sandık kuruluna üye olarak görev yapan aza adaylarının evet, seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair somut tespit bulunmadığından Erzurum İl Seçim Kurulu'nun bu tarihli kararını kaldırılması. Evet. Yani diyor ki hayır, sen diyor bunların sandık kurulu üyelerinin sonuçlara nasıl müessir olduğunu ortaya koyuyor. Mali idareler aynı şey. Göre, mali aynı idareler şey. Bakın hayır. Bir şey yapıyor. Bunu söyle diyor. Bunu söyle diyor. Hayır hayır bakın hayır. Mali idareler kanunlarına göre yani çok nettir bu. Yani nasıl net? Ben kararı okudum. Söyleyeyim. Bir müsaade edin. Azalık için adaylık olunmaz. Belediye meclis üyeliği gibi, belediye başkanlığı gibi değil. Niyet okuyuculuğu. Siz yapıyorsunuz şu anda bakın. Yani bu ben karar okuyorum. Aday olmamış kişinin aza seçeceğini nereden çıkartıyorsun? Ben, ve Yüksek Seçim Kurulu da bakın gerekçesinde muhtarlık ve ihtiyar üyeliği seçimlerinde adaylık usulü olmadığından 26. maddene kapsamına girmeyen bu kişilerin ben karar atıyorum. Sandıkları bu aynı kalır. Somut tespit bulunmadığı bak nasıl? Demek ki somut tespit önemli. Yani demek ve ki sonuca nasıl müessir oldu? Azalık seçimlerine ilişkin. Muhtarlık ve azalık seçimlerine ilişkin. Bakın gitmeyin sonuçtan bahsediyor. Sonuçtan bahsediyor. Bakın sonuç tesir ettikleri için şimdi bakın bu manada değil ama sonuç. Bir konuda müessir olay ve haller bakın çok farklı bir kavram. Bir konudaki bu kavram isterseniz bakın bu kavram üzerinden anlaşalım. O kavramın ne olduğunu biliyoruz. Müessir bakın. Bir konuda ben sizi düzeltebilir miyim? Bir konuda ben sizi düzeltebilir miyim? Ama bakın önce bana dediniz ki müessir olay demek ki iki aday arasında bir fark var. Sonuçlara müessir. İki aday arasında bir fark var. Şu an Binali Yıldırım'la Cumhuriyet Halk Partisi adayı arasında 13.729 oy var. 754 sandık başkanının oy görevli olmuş olduğu evet, kamu görevlisi olmayan bu kişilerin 212.276 tamam, oy var bu sandıklarda. Tamam. Geçersiz i̇şte mi bu oyların hepsi? Bakın bu evet bu geçersiz mi yani? Bakın. Sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil hani de geçersiz ya, mi? Mesela kimi şeylerde sayın döküm cetvelleri işte var. Tane, sandık tane sonuç tanakları var. Kullan... İtirazlar yok. Bunlar bakın, geçersiz 4 mi? 4 tane oy kullanıldı da işte bir tanesi niye? Bakın 8,5 milyon oy falan iptal oldu falan yok. Nereden mesela çıkıyor? Böyle bir arada tartışma var. Hayır şöyle söylüyor. Yani, fakat buradaki burada 754 sandıktaki var, sandık sonuç tonağı var. Bakın yok. Hayır, yok değil işte iki sandıkta yok. Bir dakika. Hayır bakın. Sayın Ersoy. 108 bakın. Sayın Ersoy sandıkta koy. Söz o sayın döküm cetveli de yok diyor. Sayın Balbay geleceğim hemen. Aynı sandıklar değil. Manipülasyona gerek yok. Beşiktaş 1034.241 iki sandıkta yok. Onun dışındaki bütün sandıklarda kamu görevleri hukuka uygun bir. İki hikaye dediniz ya biraz önce. Benim hikayeden kastım şu. Burayı tekzip edeyim tabii çok hassas. Tekzip edersen lütfen, lütfen çünkü siz
yanlış bir algı uyandırıyorsun söylediklerinizle, şahsımla ilgili olduğu için. Ben şunu söyledim. Gazeteci meslektaşlarımız hukukçu değil. Kararı okuyacaklar. Birçoğu da beni aradılar. Zorlanıyorlar. Ben kendilerine şunu söyledim. Gerekçeli kararda başlangıçta taraf iddiaları olur. Sonra yazılan müzekkereler olur. Müzekkere cevapları olur. Bunlara bakmayın. İlk 200 sayfa bu kararların hikaye kısmıdır. Asıl gerekçe bunlardan sonra başlar. Bu kararda da 212 yani 12 sayfa burada gerekçe var. Yoksa AK Parti'nin iddialarını hikaye demiyorsunuz. Yani bunu anlıyorum. Ben 200. sayfaya kadar ki bütün karardaki kısmın hikaye olduğunu söylüyorum. İşte binlerce karar gördüm meslek hayatımda. Ve ilçe seçim kuruluna bakın. Binlerce zaten karar gördüm meslek hayatımda. Yani şunu vurguladım. Yani, 12 sayfa gerekçe var. Kararda, hani kamuoyunda diyor 212 sayfa. Bakın, bir gerekçe yok. Kararda. 12 sayfa. İşte bakalım 195. sayfa. Şimdi Ümrani, konudan çıktık yine. Ben Sayın Balbay'a bir döneyim. Ona müzekere tekrar cevabı. Olmazsa tamam. İşte tekrar bundan. Bizim hikayemiz üzerine yazalım. Ama senin iddianı tartışmıyoruz ki. Gerekçeli peki, kararı tartışıyoruz. Hikaye demeyelim o zaman. Yok ben Sayın Kaya, gerekçeye kadarki kısma hikaye diyorum. Sayın Epe Özdemir, ben Sayın Balbay'ı bir dinleyelim. Hem Ankara'da biraz da uzak. Arkadaşlar. Stüdyoda olmadığı için. Buyurun Sayın Balbay. Şimdi herkese iyi akşamlar diliyorum. 1,5 saat sonra konuşma fırsatı olabildi. Hiç araya girmedim. Ben de bir bütün olarak 8 madde sıraladım. Çok kısa paylaşmak istiyorum. Şimdi birincisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16 Nisan günü Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği bu 44 sayfalık dilekçeyi bir aydır yeri geldikçe dile getirdik, içindekileri vurguladık. Yüksek Seçim Kurulu bu dilekçenin 40. sayfasında, 38 ve 40. sayfasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na benim için delil ara, benim için delil bul istemini kabul etmiş ve hiç olmayan delil ortamından AKP'nin başvurusu üzerine delil aramış. Biraz önce hani Epe Özdemir hikayedir dedi, Sayın Kaya cevaptır dedi. Evet ama o sayfalar 12. sayfayla 200. sayfa arasındaki bölümde Yüksek Seçim Kurulu'nun AKP'nin üstlemi üzerine İstanbul'daki bütün seçmenleri inceleyip ortaya çıkardığı sonuçlar tek tek aktarılmış. Arkadaşlar inanın çok acı cümleler var orada. Örneğin 16 kişinin zihinsel özürlü olduğu için oy kullanamayacağı iddia edilmiş AKP tarafından, 14'ü değilmiş. 2 tanesi mahkemedeymiş. Tek tek satır satır somut çıkardım sayfalarda. O ayrıntılarına girmiyorum. Ama Yüksek Seçim Kurulu burada AKP'nin memurluğunu yapmış ve delil toplamış. Ve topladığı bütün delilde toplam 706 kısıtlı seçmenin oy kullandığı yönünde. Bu birincisi. Yani Yüksek Seçim Kurulu'na bir sunulmamış. AKP'nin başvurusu üzerine bütün İstanbul'daki 10,5 milyon seçmen içinden hükümlü kim, kısıtlı kim tek tek aramış ve ancak 706 kişi bulabilmiş. İkincisi aslında hukukçuların ayrıca değinmesini dilediğim ve ortaya koyduğum bir başka gerçeği vurgulamak istiyorum. Aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun bu seçim yenilenmeli diyen 7 üyesi gerekçeli kararın içinde yenilenmemeli demiş. Aslında biz haksızız demiş. Aslında bu sandıklarda kamu görevlilerinin olmaması seçimi engellemez demiş. Sadece o bölümü okumak istiyorum. 207. sayfa. 206'dan başlıyor. Bu 23. maddenin son fıkrası, sadece şunu söyleyeceğim. Evet, kamu görevlisi olması gerekir dedikten sonra o maddenin son fıkrası. Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa eksiklikler ilçe seçim kurulu başkanı tarafından o çevrede bulunan ve sandık kuruluna görev verilmesi sakınca olmayan kimselerden doldurulur. Ve devamında bu diyor seçim ki günü, bu seçim yenilenmeli diyen 7 üye. Başkanlığı değil. Evet. Başkan farklı. Başkan için var mı bir ifade böyle? Mevcut. Başkan için bir ifade var mı Sayın Balbay? Başkan için de var. Yok. Üyelikleri için var. 23. maddenin son fıkrası üyeliklerle ilgili. Tamamlama evet. Üyeliklerde tamamlama. Üyelik tamamlaması bu ve farklı bir konu. Yani bizim bu YSK'nın tartıştığı konu değil. Hayır bir saniye. Burada tümünün tamam sonrasında şöyle diyor. Düzenleme var. Eksiklik tek başına seçim sonucunun mesir olay hal kapsamında değerlendirilmez diyor.
Bu maddenin devamında bu seçim son günü cümle, olacak bir şey ve sandık başkanı yok yalnız yani bunun orada doldurulabileceğini hükmediyor. Ve devamında da yine bu eksik kısıtlı oy kullananların tümünün 706 olduğunun evet diyen üyeler de kabul ediyorlar. Yani burada aslında hukuken bence Yüksek Seçim Kurulu dünya dönmüyor diyor. Yani Galileo oynuyoruz burada. Orta çağı oynuyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu 7 evet diyen üyesinin gerekçelerini dikkatlice okuduğumuzda aslında biz de bir şey üretemedik ama önceki maddeleri de tek tek sıraladık demişler. Üçüncü maddeye geçiyorum. AKP'nin İstanbul'daki 31.128 sandıkta toplam 45.023 görevlisi var. Burada herkese soruyorum. Bir AKP görevlisi, sandık kurulu üyesi ya da sandık kurulu başkanı şu hatayı yaptı. Seçmenlerin şu şekilde oy kullanmasını itiraz sağladı. Bundan var işte. Dedi mi? Sayın Balbay zaten. Hayır, yok olay sırasında şey. Peki böyle yok bir tesir olduğuna dair bir şey. Bu derece yapılmamış itirazları olağanüstü itiraz yoluyla yapabiliyorsunuz. 130. madde buna cevaz veriyor zaten. Sayın Balbay diyor ki ama neden hayır. O zaman böyle bir yani tartışma 130. olmadı? 130. madde buna imkan tanımış. Bir doğru. Tanesinde Sayın yok. Sayın Balbay diyor ki sandıkta madem AK Parti üyeleri bu konuda niye itiraz? Yani psikolojik bir şeyden bahsediyor. Yani siz hukuki bir şeyden bahsediyorsunuz. Yüksek seçim itiraz ettik. Derece itiraz yapılmış olmamasının hiçbir hukuki bağlayıcılığı yok. Seçimin sonucuna müessir olay valiler var. Şu anda bile... Mümkünse bağlansınlar canlı yayına. Bir AKP'nin bir üyesi desin ki bizim sandık kurulu başkanımız şunu yaptı desin. Şu anda bağlansınlar. Ama hala üzerinden 2 ay geçmesine rağmen biz bir AKP üyesinin bize şunu yapıldı dediğini görmedik. Görmedik. Biz yine bu kadar bilgi belgeyi nereden topladık Sayın Balbay? Binlerce burada, işte siz kendiniz ifade ediyorsunuz. Yani kişiye ilişkin kısıtlı ya da oy kullanmaması gereken işte bunları biz o sandıklarda görev yapan tek tek o teşkilatlarda çalışan arkadaşlarımızla beraber yaptık zaten. Toplam o tespitlerle yaptık. 706 kişi bulmuşlar. Ve eğer okuduğunuzsa siz sanıyorum göz atmışsınızdır. Ben pek çok sayfadan çıkardım. Öyle acı maddeler var ki örneğin zihinsel özürlü olduğu iddia edilmiş AKP tarafından bakmışlar ki henüz mahkeme böyle bir karar vermemiş. Bakmışlar ki henüz hastaneden böyle bir karar çıkmamış. Yani insanların çok incitildiğini düşünüyorum ama bu hukuki yanı değil, insani yanı buna ayırıyorum. Şimdi burada ölülerin oy kullanması. İstanbul'da günde ortalama 200 kişi ölüyor. 200 ila 220 kişi. 600 kişi de doğuyor. Seçimlerin yapılması sırasında son haftanın başında seçmen kütükleri yenileniyor. Yani ölüler düşülüyor. Bu tez ne zaman düşüldü? Yerine kim imza atmış onların? Mart'ta düşüldü. Hayır, yerine kim imza atmış yani? Aradaki 7 günde toplam 1500-1600 kişi doğal olarak yaşamını yitirmiş. Mekanı cennet olsun. Ama bunların oy kullandığını iddia etti AKP. Sadece 3 sandıkta oy kullandı. Siz diyorsunuz ki bunlar daha sonradan vefat etmiş olabilirler diyorsunuz. Öyle evet, miydi? Evet. Yok bence zaten yani yok. Zaten yani, vefat edenler de var. Ama bir YSK'daki muhalefet şerindeki daha gayri ciddi tarihleri... bir iddia söylüyor buna ilişkin. Yani daha gayri ciddi bir iddia da bulmuş. Hayır hayır. Aslında bizim ama iddialarımızı bakın, kuvvetlendirir bir şey. Hayır bir saniye. 23 Mart günü seçmen kütükleri son kez ölülerin düşülmesiyle yenilendi. 23 Mart'ta 31 Mart arasındaki zaman diliminde ölenlerin yenilenmesi hiçbir seçimde mümkün değil zaten. Doğal olarak bu kadar ölü vardı. Ama AKP bu ölülerin oy kullandığını iddia ederek araştırılmasını istedi. Ama deminki kararını muhalif övdüğünüz muhalif üyeler de ölüler adına oy kullanıldığını kabul ediliyor Yunus, Sayın Balbay. Yunus Aykın 3 ölünün oy kullandığının görüldüğünü ama bunun geçmişteki seçimlerde de görüldüğü gibi imzaların bir alt ya da bir üst olabildiğini ya böyle bir şey işte çekiyor. Sandık kurulu başkanının bakın nasıl usulsüzce iş yapacağının bir güzel örneğini verdi Sayın Balbay. Etkilemiyor. Yani burada Mehmet Akif Bey çok doğru bir tespit. Böyle bir şey i̇şte sandık kurulu başkanı diyor. Kaydırırsa bu doğru işte dediği gibi ölünün yerine bile oy kullandırılabilir yani. İşte sandık kurulu başkanının hani yetkilerine dedik ya işte bu yetkilerden biri. Çarpıtmayın. Diyor ki oy imza kaymış olabilir. Yani gerçekten oy kullanan kişi
kullanmamış görünebilir. İmzayı kim tutuyor? Altında sandık kurulu başkanı tutuyor. İmza olmuş olabilir diyor ki bu şeyde de iddiada da yer alıyor. Burada tabii önemli bir konuya da ayrıca vurgu yapmak istiyorum. Şimdi burada sonuç olarak bu iddiaların büyük bölümü il ve ilçe seçim kurullarında önceden konuşuldu, karara bağlandı. Diyeceksiniz ki olağanüstü başvuruda bunlar yok sayılır. Tekrar sayıldı, tekrar değerlendirildi. Tekrar sayılmadı. Ve bütün bunların tekrar sonucunda... Tekrar sayılmadı. Sadece geçersiz oylar ve 6 ilçede sayım yapıldı. 4 ilçe. Evet. İtirazların hepsi... İtirazların tümü dikkate alınmadı. Bakın 8,5 milyon oydan 850 bin oy sayıldı. Geçersiz oyların tümü 13.729 sayıldı. Geçersiz oyların tümü yeniden sayıldı. Sayın Balbay duralım burada. Sayın Balbay. Yine önemli bir unsur daha var Sayın Aksu. Bir saniye daha burada durun lütfen. Bir reklam arası vereceğim. Sizle devam edeceğim sonra. Reklama gitmem lazım. Peki tamam. Sizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası efendim. Evet efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden nedir ne değildir. Sayın Balbay'da kalmıştık. Kendisinin hemen tamamlamasını rica edelim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Özellikle bu müessir olma meselesi üzerine biz reklam arasına gittiğimizde de burada bir hayli kendi aramızda konuştuk tartıştık. Muhtemelen birazdan da detaylı bir şekilde Sayın İş Kurulu'nda bazı ifadeleri olacak. Ona da söz vereceğim. Buyurun Sayın Balbay siz toparlayın önce. Sayın Ertürk. Tabii çok az çok tahmin Ersoy ettiğim efendim, durum evet. Şu, 207. sayfanın en başındaki cümleyi tekrar okuyorum. Sandık kurulunda üyeliklerin, yani baştan okuyorum, sadece o bölümü baştan okuyorum. Sandık kurulu başkan ve üyeleri için ad çekme işlemleri ilçe seçim kurulu huzurunda bu kurulun başkanı tarafından yapılır. İlçe seçim kurulu başkanı tarafından yapılır. Eğer üyelerin bu şekilde doldurması mümkün olmazsa, eksiklikler... Buraya dikkat ama bütün eksiklikler ilçe seçim kurulu başkanı tarafından. Böyle bir olay mı olmuş? Eksiklik mi oluşmuş? Yani olan olayın üzerinden göre konuşalım. Verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur diyor. Yani bunun Türkçesi ki pek çok emsal kararda da var. Eğer sandık kurulunun oluşmasında başkan ve sandık üyeler... Sandık başkanı o için diyor mu Sayın Balbay? Sandık başkanı için kanunda bu şekilde bir doldurmadan bahsediyor var bu. Başkan ve üyelerle ilgili mazeret belirtenler var. Mazeret sandık başkanı bakın bizim tartıştığımız YSK'nın tek tek mazeret belirtenler bakın, var. Bakın bizim tartıştığımız 754 sandık başkanı kamu görevlisi olmayan. Onların böyle doldurulabileceğine ilişkin bir madde var mı? Asıl olan sandık başkanı yapılacağına ilişkin bir madde var mı? Bütün yok. Eksiklikler şöyle bütün kanunda eksiklikler yok. Bütün eksiklikler ilçe seçim kurulu başkanı tarafından doldurulur diyor. Kaldı ki sandık başkanı bakın ama sandık başkanı boyutu, ayrı bir şey asıl boyutu, memur üye ayrı bir şey seçim sonucunun siyasi partilerin bu temsilcileri ayrı bir şey yine bu 206 Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçesindeki o ana bölümde tek tek AKP'nin başvurusuna verdiği cevaplar bölümünde hepsini tek tek sıralamış. Keşke zamanımız olsa okusak ama zaten vakit ama, yetmez. Pek diyor, çok başlık var konuşacağız Sayın Balbay. Ama mühendis diyor. Mühendis diyor, doktor diyor. Evet işsiz de var diyor. Var değil mi işsiz? Ama bu kesimlere güvenilmeyeceğini söylemek hakikaten topluma güvenilmeyeceğini ya sandığı, söylemek olur ki demokrasimizin teminatı onu da ayırıyorum. Onu da ayırıyorum. Teslim ettiğimiz yani ama kişileri burada memur olması var. Belki, onları bahsediyoruz. Sonuçta şu var. Eğer sandık başında olan bir olumsuzluk doğrudan seçim sonucunu etkileseydi örneğin Malatya'da iki muhtarın seçimi, muhtarlık seçimi sırasında muhtarlık adayları nedeniyle çıkan kavgada iki kişi öldü. O davaya YSK'nın bakması gerekirdi. YSK işin bu yanına bakmaz. Olabilir yani böyle cezai şey ya. Yanına. Hukuk bağlamından çıkıyoruz yani. Seçimin sonuç, hayır, seçimin sonuçlarını ilgilendiren yanına bakmaz YSK. O ceza mahkemesidir. Seçim hukuku ayrıdır. Örneğin şu anda Büyükçekmece'de bir kişi tutuklandı. Onun duruşması ayrıca devam ediyor. İşin o kısmı YSK'yı ilgilendirmez. Şimdi burada son iki noktayı değinmek istiyorum. Çok kısa lütfen bakın Sayın Balbay. Çok kısa lütfen. Ne olursa olsun ben Sayın Kaya'yla zaman zaman çok farklı düşündük. Zaman zaman mecliste birbirimizi eleştirdik. Ama konuşabiliyor olmamız lazım. Şunu diyeceğim.
Ben sokakta İzmir'de, İstanbul'da dolaşırken 31 Mart seçimleri öncesi bize şu söyleniyordu. Boşuna uğraşmayın. Bu iktidar sandıkla gitmez. Bu çok kötü bir duygu. Ben onlara karşı çıkıyordum. Hayır, hukuk, yapmayın. Yani hukuktan çıktı şimdi. Bakın hangi noktaya geliyoruz. Bu iktidar sandıkla gitse bile YSK ile gitmez. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kim kazandı? Şu var mı herhangi bir şey? Böyle mazbatasını da aldı görevinde mi Sayın Bazbaşı? Şimdi söyleyeyim. Yani, Antalya Cumhuriyet Halk Partisi onlar kazandı. Ayrı. Şu anda ama da mazbatasını aldı, belediye başkanlığı yapıyor. Yani lütfen hukuk içerisinde konuşun. İstanbul'un ne önem taşıdığını hepimiz biliyoruz. Bunu dedirtmeyelim. Şu anda oraya gidiyor. Ankara önemsiz ama mi? Bütün bunların Antalya önemsiz, böyle bir şey olabilir mi? Hayır, tabii ki önemli. Yani. Bir noktayı daha ortaya yine tartışmanıza sunmak istiyorum. Hep bir bilgisi olan varsa da söylesin. YSK 6 Mayıs'ta bu kararı açıklamadan 2 gün önce şu haberler yayıldı. İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu tam daha kararı vermek üzere İstanbul'da 100'den fazla sandık kurulu başkanı ifadeye çağrıldı. 30'dan fazla sandık kurulu başkanının FETÖ'cü olduğu iddia edildi. 40 tane baylok var. Allah aşkına bu soruşturmalar nerede? Bu ifadelerle ilgili bu kişiler ne ifade verdiler? Herhalde yani iktidarın da kullanmak isteyeceği bir şeydir ki hani madem suçlular bunlar nerede? Peki. Acaba bu o sırada bir algı yaratmaya dönük müydü? Sonuç olarak peki, Sayın İstanbul'da Baba, teşekkür benim ediyorum. Söyleyeceğim şu seçim sonuçları ilgili. Sayın Ersoy son şeyi söyleyeceğim. Bu 20 lira. Şimdi YSK diyor ki öyle demiyor. Bu 20 liranın 5 lirası sahte. 8,5 milyon oy iptal olmuyor. 15 lirası gerçek. 8,5 milyon oy iptal olmuyor şimdi Sayın Balbay. Bu paranın bir kısmı yani diyelim ki kazara yırtıldı koptu. Ne diyor banka ya da gittiğiniz kişi, bu para geçersiz olmuştur diyor. Şimdi siz aynı sandığa giren, aynı zarfa giren 4 oydan 3'ünü geçersiz sayıp, 3'ünü geçerli sayıp, 1'i geçersiz sayarsanız bu buna benzer arkadaşlar. Benzemez. Çok farklı birbirinden hadise. 4 tane seçim var. Her birine ilişkin işlemler ayrı ayrı yürüyor. Gerçek anlamına gider ki hukuki sonuçları farklı. Anlatamazsınız. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Balbay. Ben keşke Türkiye'nin gündemi İstanbul seçimleriyle İstanbul seçimleri yerine gerçekten ekonomiye, dış konulara ayrılsaydı. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Baba. Konuşacağız. AKP'nin İstanbul'u kaybetmeme tutkusu bu noktaya gitti. Sayın Baba, teşekkür ediyorum. Bu gerekçede son cümlemi söylüyorum. Bu gerekçede hukuken bir şey yok. Sadece siyasi gerekçeler peki var. Galileo gibi dünya dönmüyor demişler. Tabii Yüce Divan'dan sözcülerinizle tehdit etti Sayın Balbay, biliyorsunuz. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Balbay. Şimdi Sayın İşkur'a döneceğim. Ekleyecekleriniz var. Onların hepsini alacağım. Sayın Balbay'ın bıraktığı yerden devam etmek isterseniz, bu YSK'da şöyle bir açıklama yaptı. Yanılıyorsam herkes hukukçu beni düzeltsin. Dedi ki bu 4 meseleyle ilgili bize başvuru neyle ilgili geldiyse biz ona yanıt veririz. Ha. İstanbul seçiminin iptaliyle ilgili bize başvuru geldi. Biz de sadece bunu değerlendirdik dedi. Resmen demek ki inceleme etkisi yok. Buradan ben ama şunu sonradan anladım. Başka başvurular da yapıldı. Artı şimdi bakın. Aradaki Sayın Ersoy. Yani demek İYİ Parti'de ki yaptı, diğerleriyle ilgili başvuru olsaydı o zaman YSK onları da mı yine iptal edecek? Bir kısım bahsediyor. Neden? Bizim Büyükçekmece'de Maltepe'de itirazlarımız var. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nde bizim var başvurularımız. Geçtikten sonra mı yapıldı? Hayır. Sonuçları bakın. Büyükçekmece ve Maltepe'de bizim bu noktada iki ilçeye ilişkin hem bizim hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin itirazları oldu. Başvurusu vardı. Bakın işte aslında seçim sonucuna bakın müessir olayı reddedildi. Bakın aradaki fark. Bakın seçim sonucunda müessirden şunu anlamamız lazım. Bakın aradaki fark. Sayın İşkur anlatsaysa evet, daha Sayın İşkur'a söz vereyim çünkü çok dağılacağız. Buyurun evet. Sayın İşkur. Şimdi sonra Sayın Sakan hiç konuşmadı, ona döneceğim. Evet. Şimdi gerekçeli kararın özetine geçmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazın neden reddedildiğine dair isim atıf yapmadı ama kararın neden reddedildiğine dair bir paragraf var 201. sayfada. Süresinde itiraz yoluyla önüne gelmeyen bir konuda resen karar vermesi mümkün değildir diyor Yüksek Seçim Kurulu'nun. Süresinde yapılmış bir itiraz yok Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Bu nedenle de reddedilmesi gayet doğal yasal olarak. Yani burada
zaten açıklamasını ama yapmış. Ama olağanüstü itiraz süreye bağlı değil diye bir yorum olağanüstü da var. İtiraz süreye bağlı. Bağlı. Tam olur kanunsuzluk mu? Süreye bağlı değil. Hani böyle olağanüstü bir yorum da var. Bir haftalık süreye tabi. Olağanüstü yedi. İtiraz süreye bağlı. Tabii tabii. Ama olağan, bağlı. O karardan sonra olağanüstü hemen itiraz tutanaktan itibaren 7 gün içerisinde evet, yapılır. Evet, 7 gün. Ama 7 günlük tam süreye. Kanunsuzluk. Yani o yüzden Cumhuriyet Halk tam kanunsuzluk iddiası varsa onun süreye bağlı olmadan ilişkin seçim hukuku doktrininde böyle bir yaygın kanaat var. Şöyle tam ayrı değerlendirme. Evet. De şu. Sayın Balbay, Sayın Balbay muttali olsun bir şey sordu. Olağanüstü itiraz kanun 130. maddesine göre tutanak ve mazbatadan itibaren 7 gün içerisinde olağanüstü itiraza gidilebilir. Tam kanunsuzlukta ise bunun süreye tabi olmadığına ilişkin seçim hukuku doktrininde hayır, yaygın bir kanaat var. Sayın Balbay'ın kastı seçim kanunsuzluk. Pardon, özür diliyorum. Devam edebilir miyim? Devam edebiliriz. Buyurun Sayın Hocam. Şimdi olağanüstü itiraz süreye tabi, bu konuda hemfikiriz. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazlar olağanüstü itirazlar çerçevesinde reddedildi. Tam kanunsuzluk olarak baktığımızda kendi gerekçemize dönelim. Ana itibariyle şekil yönünden iptal edildiği görülmekte. Yani Yüksek Seçim Kurulu şekli esas alarak diğer hususları da şekil bozuk olduğundan dolayı işlemlerin sakatlandığından bahisle gerekçe doğru, ana teması bu. Şimdi burada gerekçeli kararla kısa karar arasında fark ama Yüksek Seçim Kurulu'nun genelde kararlarında mahkeme kararları gibi değil kısa kararları. Genelde birbiriyle tam bağdaşmayan, uyuşmayan kararlar var kısa kararlarında. Hukuken bu normal ancak bir müşkül. Ama gerçek, yüksek yargılama falan yok ya. Yani şu da Yüksek Seçim Kurulu ama farklı tamam mahkemeler gibi evet kısa kararla gerekçeli karar arasında bir uyum olmak zorunda. Ancak şu da var. Kısa karara göre gerekçeli karar çıkmış olsaydı bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi olarak AK Parti olarak benim iddialarım hakkında nasıl bir karar aldınız nasıl bir inceleme yaptınız deme hakkım doğacak. Bu sefer öyle bir sakatlık olacaktı. Mecburen bu hususları da kararlarında gerekçeli kararlarında dile getirmek zorundalar. Evet kısa kararda dediğiniz gibi diğer hususları da madde madde yazmış olsalardı bu kafa karışıklığı, bu itirazlar olmayacaktı. Ancak olay tersinden baktığımızda bu sefer de kendi açımdan evet benim de itirazlarım vardı. Siz şu gerekçelerle kararı bozdunuz. Tamam benim iddialarım konusundaki düşünceleriniz neydi? Bunu da öğrenmek isterim. Bu nedenle evet böyle bir durum yaşanmış kısa karar gerekçeli karar ama gerekçeli kararın içeriği bence kısa karara uygun olmasa da olması gereken şekilde. Tüm iddialar bir şekilde muhalefet olarak da evet oyu vermiş olan üyeler açısından da bir değerlendirme yapılmıştır. Doğrudur yanlıştır hukukçular kendi arasında değerlendirme yapar. Şimdi burada 754 sandık görevlisinden başkan olmadığı yönünde tespitler olmadığı var. Tespitler var. Şimdi bu tespitlerde toplam kullanılan oy sayısı 212 bin. Ve sandık kurullarının biraz önce araya girip sandık kurulu başkanlarının görev ve yetkileri konusundaki maddeleri ve görevleri sayıldığında çok ciddi bir görev tanımı yapılmış. Böyle ciddi bir görev tanımı yapılmış birinin yasanın emredici hükümlerine aykırı şekilde tayin edilmiş bir başkan tarafından yapılmış olması zaten başlı başına bir seçim usulsüzlüğü veya yolsuzluğu olarak burada gerekçeli kararda tespit edilmiş. Yani bu seçim güvenliği şimdi, meselesinde burada şunu soracağım o zaman. Yani izleyicilerimiz de bunu söylüyor. Şimdi böyle söylediğimiz zaman itiraz edilen bir yer olduğu için İstanbul tamam. YSK'nın kararı baş üstüne. Bir problem yok. Ama Türkiye'nin pek çok yerinde onlara geleceğim ben. Onlara itiraz geleceğim. Edilmemiş, kısa kısa hemen anlatacağım. Sandık kurulu başkanlarının memur olmadığına dair onlara kısa kısa geleceğim. Şimdi sandık kurulu başkanlarının sadece kamu görevlisi olmaması yönünde değil. Bunların sonuca mesul olması. İşte tam yani, orayı bize bir burada, anlatın efendim. Bakın burada birkaç tane Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli karar içinde vermiş olduğu işte Mustafa Kemal Paşa, Pasinler, Karatay örnekleri burada var. Mesela Karatay'da sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması nedeniyle seçimlerin iptaline karar verilmiş. Neden? Oradaki fark başkan sıfatıyla görev yapan sandık kurulu başkanının sandıklarındaki oy oranıyla taraflar arasındaki seçim aradaki fark. Aradaki fark.
az olduğundan seçimin iptaline karar vermiş, yenilenmesine karar vermiş. Yani daha önce de buna örnek ilişkin o kararlar var. Burada diyor ki 212 bin oy. Ama Sayın Sadi Güven diyor ki daha önceki kararlarımızda... Ben şimdi şahsen Sadi Güven'in oradaki yorumuna katılmak mümkün değil. Yorum demiyor. Bizim diyor YSK'nın kararlarında diyor daha önce. Onu açıklayacağım. Şimdi yasa 2018'de çıktı. Daha önceki yasamızda ne diyor? Çevrede ün salmış, nam yapmış şahısları sandık kurulu başkanı olarak atayabilirsin. Ün salmış, nam salmış. Göreceli bir kavram. Size göre ün salmıştır, bana göre ün salmamıştır. O dönemde bu tür şeyler olabilirdi. Ancak kanun 18.3.2018'de değiştiğinde kamu görevlilerinin sandık kurulu başkanı olacağı noktası da emredici hüküm getirildiğine göre artık burada geçmişe yönelik iştahatları bugüne taşımanın hukuki bir tarafı yeni yok. Yeni bir iştahat oluşacak bu kararla şimdi, birlikte zaten. Şimdi bununla ilgili olarak 18 şöyle kanun değişmiş. Kanun değiştiği hayır, zaman Sayın Sadi Güven öyle demiyor zaten. Sayın Sadi Güven diyor ki bizim bu seçimde sandık kurulu başkanları kamu görevlisi olmaması doğru bir problemdir ama öyle olduğu halde sonuca müessir olmadığı için ve sonucu etkilemeyeceği için evet, biz seçimin yenilenmesine öyle, karar vermedik hayır, diyor. Orada bir, burada da diyor, burada da tamam doğru, haklısınız diyor Sayın Sadi Güven. Yanlışsam beni düzeltiniz lütfen, siz çok daha iyi okudunuz doğru, biliyorsunuz. Doğru, aynen öyle söylüyor. Siz diyor haklısınız, burada bir problem var ama... Bu seçimlere müessir mi tam diyor, kalması hali değil diyor. Sandık kurulu başkanlarının doğru. Memur olmaması, sandıkta oy kullanan seçmenin... Bu çok acı işte aslında. ...oyunu değiştirir bakın, diye soruyor. Bu çok acı aslında. Yani bakın. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kanuna aykırı şekilde atanmış, kamu görevlisi olmayan bir sandık kurulu başkanının idare ettiği sandık bölgesindeki işlemin... Seçimin sonucuna müessir olmadığını iddia etmesi... Çünkü yani kanun sonuçlara müessir yani olmayı arıyor. Çok normal. Kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü burada, seçimi idare edecek o başındaki. Kanunu uygulatacak. Böyle bir karine olabilir burada seçmen ya? İradesi öncelikle alınıyor. Tamam orada seçmenin en günahsız kesim seçmen. En büyük mağdur İstanbullular canım. Yani ha, kesinlikle. Şu anda kesinlikle. Yani en kesinlikle. Büyük mağdur. Hayır, en büyük burada gerekçeli yani kararda... Adayımız Binali Bey. Öncelikle. Bakın. Nasıl? Adayımız Binali Bey en büyük mağdur. Yurttaş yani mağdur. Yurttaş. Yurttaş. Ekonomisi bir yerden sonra. Psikolojisi 23 Haziran'da. Pardon tatil yapamıyor. Ne Binali Bey ne Ekrem Bey mağdur değil. En büyük mağduriyet yurttaşta. Böyle bir şey olur mu? Şimdi iki ayda bir seçim yapıyoruz. 23 Haziran'da insanlar tatile gidemiyorlar. Yani bu işin mağduru şey seçmen, yok. Yurttaş. Devam edebilir miyiz? Buyurunuz efendim, devam, devam edelim. Şimdi beklerdik ki Yüksek Seçim Kurulu çuvaldızı ona buna batıracağına kendisine batırsın. Niye? Çuvaldızı hak ediyor çünkü. Yaptıkları işlem ve eylemler, işte muhalefet şerhinde Sadi Güven'in veya diğer üyelerin muhalefet şerhinde belirttikleri, işte 2 Mart'a kadar itiraz etmeliydi sandık kurulu. Şimdi ben Serik veya Haymana veya diğer yerlerde sandık kurulu başkanının listelerini istediğimde tarafıma verilmiyorsa bunun müsebbibi Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti mi? Verilmiş olsaydı ben itiraz etmemiş olsaydım o zaman bu cümleler haklı olarak yerini bulacaktı. Siz bana kurul olarak bunları vermiyorsunuz sonra da diyorsunuz ki kardeşim süreyi kaçırdın senin itiraz etme yetkin yok. O zaman sorarlar bu ne periz bu ne lahana turşusu. Önce kendinizi sorgulayın. Oturun 11 kişi toplanın. Ya biz tırnak içinde ya biz ne yaptık böyle? Biz ne yaptık? Ortalığı birbirine kattık. Şimdi siz kendilerinin efendim, hatasını, önce de kendilerinin en hatasını, kurumu, bir, en iyi seçimin bakın, yapıldığı... kendilerinin hatasını bir siyasi partiye veya vatandaşa yükleyemezsiniz. Burada tabii ki siyasi partiler mağdur oldu. Çünkü siyasi partiler seçim kazanmak için yarışa girerler. Kendi hatalarını siyasi parti... Burada YSK'nın... Ki... Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Burada YSK'nın bir kararı var. Diyor ki ben bu listeyi vermem. Çünkü diyor senin üyen zaten görüyor diyor. Görmek başka şey ama. Diyor. Hayır, benim göremiyor. Senin... Şimdi evet, orada kura hayır, çekiliyor. Senin üyen görüyor bakın, bunu diyor. Yasada ama öyle deniyor ama görüyor bakın diyor. Kura bizim kendi Maltepe özelinde böyle bir o kurallar çekilirken bizim üyeler yoktu orada. Yani uygulamada ya öyle de kadar değil. Böyle yapılmıyor muydu? Ama hayır. Bulunması gerekir miydi meslektaşım? Hayır yok çağrılması gerekiyor. Tamam. Çağrılacak. Bulunması gerekir. Şimdi, evet. Bulunması ya değil çağrılması gerekiyordu. Çağırmamış. Şimdi çağrılmamışım tamam. Haberim yok. Daha sonra sandık kurulu teşekkür ediyor. Ben diyorum ki ya
Tamam, kaç sandıkta böyle bir durum var, bir tespit var mı elinizde? Efendim? Yani kaç sandıkta böyle bir durum var, çağrılmamış sandık kurulu üyeleri kura çekilirken? Çünkü gerekçeli kararda böyle bir şey yok. Ben tamamına hakim. Gerekçeli hakkım... karardayım. Ben Maltepe olarak bunu söyleyebilirim. Ama yani bir veri var Maltepe mı elinizde? Olarak en azından bunu açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Maltepe'de biz sandık kurulu başkanları oluştururken bizim sandık kurulu, ilçe seçim kurulu üyelerimize herhangi bir çağrı yapılmamıştır. 1089 sandığın tamamında mı? Tabii tabii tamam. Maltepe'de 1089 sandığı gün yapılıyor. Aynı gün yapılıyor bu işler. Bunlar aynı gün yapılıyor. Hiçbirini çağırmadılar. Tabii, tabii. Aynı bunlar aynı gün. Bir ve ikinci ilçe seçim kurulları seçim tarafından. Seçim tahmini göre. Milliyetçi Hareket Partisi üyesine mi? Milliyetçi Hareket Partisi üyesine mi? Milliyetçi Hareket Partisi üyesine mi? AK Parti üyesine mi? Sandıktan Milliyetçi Hareket Partisi'ne AK Parti üyesine mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde şey çıktı. Mesaj filan attılar sandık başkanlarına. Onların elinde varmış galiba. Pendik belediye başkan adayı bir gün önceden ilçe seçim kurulu başkanlarına ve üyelerine bizde olmayan, seçime yönelik. Diğer siyasi partilerde olmayan bilgi dönem varmış. Bizde yoktu. Biz ne zaman öğrendik? Biz 31 Mart sabahı seçim başladığından itibaren sandık kurulu başkanlarının kim olduğunu, en azından isim olarak, içerik olarak değil. Biz bununla ilgili olarak 7 Nisan'da bunlarla ilgili il seçim kuruluna itirazı hemen yaptık. Daha sonra yüksek seçim kuruluna 9 ve 11'inde yine iki tane ayrı itirazlarımızda bulunduk. Seçimin iptaline yönelik. Ayın 17'sinde de olağanüstü itiraz ve tam kanunsuzlukla iki ayrı dilekçeyle 17'si mazbatayı aldıktan sonra 17'sinde de iki ayrı dilekçeyle bu itirazları yaptık. Yani orada ilçe seçim kurulunda ki görev yapan başkan ve üyeler ki hakkında bizim ayrıca iki ilçe seçim kurulu hakkında da 9 ve 12 Nisan tarihli İki ayrı suç duyurumuz var Cumhuriyet Savcılığına. Görevlerini kötüye kullandıklarına dair. Bunları İlçe Seçim Kurulu başkanları. Tabii başkan ve memurları hakkında. Yapan memurlar hakkında. Ne durumda onlar ayrıca şu anda? Ayrıca bir de orada görevli gibi hareket edip ancak Maltepe Belediyesi'nde çalıştığını tespit ettiğimiz ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verip şahsı alandan uzaklaştırdığımız bir durum da var. Ve biz bununla ilgili olarak da yine o şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Soruşturmalar yürüyor. Seçim hukukundan bağımsız ceza mahkemesi işlemi ayrı. Ama bunların şimdi bu şuraya gelmek istiyorum. O biraz önce bahsettiğimiz belediyede çalışan şahsın bu üyeleri atarken ki ben yine de söylüyorum tarafımız çağrılmadığı için büyük ihtimalle kura çekilmemiştir. Sırayla isimler bir şekilde atanmıştır diye düşünüyoruz. Burada seçim kurulu başkanlarının değil de oradaki dışarıdan gelen şahısların bu listeleri yaptığı tarafımızca düşünülüyor işin açıkçası. Yani o şahıs orada gelip müdür gibi hareket edip bütün olaylara karışabiliyorsa o zaman endişelerimizde de haklılığımızı ortaya koymuş oluyor. Sonuca da müessirdir. Tabii ki sonuca da müessir olmuştur. Şimdi burada 30 bin oydan bahsediyoruz. 30 bin oy her ne kadar diyor 30 bin oy kullanmışsa da bu tek başına diyor seçimin sonucuna müessir bir eylem değildir diyor. Bunu diyor sandık kurulu başkanlarının diyor atamasıyla birlikte yani yasaya aykırı atamalarla birlikte değerlendirdiğimizde artı 706'yı da tek başına saymıyor onu da gerekçesinde belirtmiş. Bunların tamamını dikkate aldığımızda diyor ortada diyor bir seçim yolsuzluğu ve seçimin güvenilirliği etkileyen bir durumun olduğu tarafımızca diyor tespit edilmiştir. Ve bu nedenle de seçimin iptaline karar verilmiştir diyor. Muhalefette, muhalefet şerlerde Sadi Güven olsun diğer bazı muhaliflerde belirttikleri şeylerde sandık kurulu başkanlarının yasaya uygun atanmasının tartışmalı olduğu yani iptal edilip edilmeyeceği noktasında muhalefetin de kafası karışık. Muhalefet şerhi koyan üyelerin bazılarının. Orada diyor ki bu tür durumların diyor seçimin iptaline sebep olup olmayacağı noktasında tartışma olmasına binaen ama diyor tarafımca diyor bunun diyor seçimin iptaline yönelik bir eylem olmayacağı, işlem olmayacağı yönündedir diyor. Kendi görüşünü evet değildir diyor ama tartışmanın olduğunu. Bir şey soracağım bu usulsüzlüğü yapmak suç mudur? Suçtur tabii zaten o yüzden peki, de. Peki biz bu gerekçeli kararda
kimin bu usulsüzlüğü yaptığını evet. ve bu oluşumdaki Yüksek Seçim Kurulu kısa kararında belirtti. Yüksek Seçim Kurulu başkan, 4. maddesinde üye, görev kim varsa orada peki, yetkili onlar, olan onlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına. İlçe Seçim Kurulu diye, başkan, üyeleri, evet, seçim müdürleri ve diğer sorunlar hakkında kesinlikle hukuken soruyorum. Evet. Onlar çıkıp deseler ki tamam İstanbul'da seçim sonucuna müessil bir durum oldu bu. Yani diğer illerde olmadı ama İstanbul'da oldu. AK Parti'nin, Cumhuriyet evet. Parti'nin iddialarının ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı üzerinden söylüyorum bunu. Ama başka illerde de seçim sonucuna müessil olmasa bile sonuçta burada bir usulsüzlük var. Yanlış bir iş yapılmış. Ama orada, buradaki falanca ildeki filanca ilçedeki sandık kurulu başkanları da yargılansın derlerse eğer. Tamam, hukuken soruyorum. Herhangi bir itiraz varsa neticede aynı kararı verirdi ama. Bilmiyorsun ki. Sandık kurulu başkanlarının kim olduğu bilmiyor mu? Bilmiyorum. Yok. Şu an onu söylemiyor Akif Bey. Haklısın. Şöyle haklısın. İtiraz olmadığı için. Ceza seçim hukuku evet. onu sormuyor. Ceza muhakemesi. Ceza muhakemesi olarak soruyorum. Cezada ayrı. Bu suç görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçu da yine seçim kanunu 240 ile 48 arasındaki suçlarda reysen koşturulabilir suçlar. Takibi şikayetten bağımsız. Bir muhakeme şartı yok. Dolayısıyla buna ilişkin o ilde bir ihbar olursa başsavcılık reysen soruşturma yapar. Bir bakar listeleri ister. Geriye böyle bir durum. Yapılabiliyor mu yani bu? İhbar. Bakın bu takibi şikayetten bağımsız bir suç. Muhakeme şartı yok. Bir ihbar yapar. Suçun zaman aşımı mesela 257. maddenin 8 yıldır. 8 yıl içerisinde bunu yapar. İlçe seçim kuruluna yazar. O sandıkta kimi görevlendirdin? Hangi listeden tespit ettin? Gönder önüme der. Bakar kamu görevlisi değilse o ilçe seçim kurulu başkan üyeleri seçim müdürü hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla bir soruşturma yürütebilir. Bunun için ihbar yeterlidir. Yani ama bu yaklaşım ihbarda yapılmış zaten kısa kararda. Travmatik bir yaklaşım çünkü biz bu perspektiften bakarsak Türkiye'de sandık kurullarında görev alacak birisini de bulamayız yani. Niye? Çünkü yani demokrasinin kılıcı gibi sandık kurulu başkan ve üyelerinin tamamını bir soruşturma tehdidi bakın, altında istinadda bulunursak İstanbul özelinde söylemiyorum. İstanbul dışında söylüyorum. Sandık kurullarında kimse görev yapamaz. Hayır, bir ihmal burada varsa ilçe seçim kurulunu ihmal edilir. Çünkü listeleri o seçiyor. Eğer mülki amirin gönderdiği listeden değil de başka bir listeden bir kamu görevlisi olmayan birisini görevlendirmişse burada şuna bakar kanun. Kasıt mı var, ihmali bir şey mi bu? Eğer gerçekten kasten bilerek, isteyerek bunu yaptıysa evet bu suçtur. Kasten işlenebilen bir suçtur. Suç genel teorisine göre suçun manevi huzuru kasttır. Ama burada bir kast yoksa, bilerek isteyerek bunu yapmamışsa ceza bakımından bir sorumluluk 257 madde bakımından gerekçede, olmaz. Bu 754 sandığa ilişkin görevlendirilenler noktasında şey. Sayın İşkur, Sayın Balbay bir saniye reklama gitmem lazım. Sadece reklam arası vereceğim. Sadece şöyle, bu gerekçede bir cümle, bu gerekçede zaten bir şey olduğu, yani mazeret belirtildiği, o yüzden başkanın başka biri olduğu yazılı. Peki tamam, en teşekkür ediyorum. Reklama gidiyoruz efendim. Bunu. Kısa bir reklam arası sonra buradayız, devam edeceğiz. Evet efendim, Edirne Didire devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını, muhalefet şerhini konuşuyoruz. Bundan sonra ne olacağına da biraz bakacağız. Sayın İşkur tamamlamak üzereydi. Evet. Hemen kendisinden tamamlamasını rica ederim. Hemen kısa tamamlayayım. 22. madde amir hüküm. Sandık kurulu başkanlarının nasıl oluşacağını düzenlemiş. Kanuna aykırı olarak oluşturulmuş sandık kurulu başkanlarının yaptığı işlemlerin geçersiz olacağı ve bu geçersizliğin sandık sonuç geçersizliğinin seçimin sonucunu etkileyebilecek oranda ise, yani buradaki 212 bin oy farkından bahsediyoruz ya, böyle bir durum ortaya çıktığında da seçimin iptal edilmesinin kaçınılmaz olduğu ortada. Yani bu biz gerekçeli karardan önce de aynı tezimizi savunuyorduk. Hatta bunu Maltepe ve şey için de Büyükçekmece için de dile getirmiştik. Ancak Büyükşehir için sadece iptal verildi. Dediğimiz gibi şekil eksikse ve onun geçersizliği esasa ilişkin sayıda bir aksi bir durum yaratacaksa, yani seçimin sonucu etkileyebilecek bir durum olacaksa, o zaman seçimin iptaline karar verilmesi gayet normal ve olağan bir durum. Peki, teşekkür ediyorum efendim. Buyurunuz, sizi evet. bir hayli beklettik, kusura bakmayınız lütfen Sayın Sakan. Evet efendim, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 ana başlıkta itirazları oldu. Bunları biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu kısa kararında bunlardan bir tanesini esas aldı. Kısa karar hüküm demektir. Kısa karar hükümdür. Gerekçeli karar
bunun sadece ve sadece bu kısa kararın gerekçesini anlatır. Ne geliştirebilir, ne genişletebilir, ne başka bir unsur koyamaz öncelikle. Bu hepimizin bildiği, tüm hukukçuların da üzerinde mutabık kalacağı bir genel prensiptir zaten. Ama öyle olmadı Sayın Efe. Şimdi öyle olmadı, o kısma geleceğim. Ancak buradaki tartışma şimdi farklı bir mecraya döndü. Çünkü biz buralarda da, bu stüdyoda da oturduğumuzda, o zaman AK Partili hukukçu arkadaşlarımız da seçim kurullarının oluşturulmasındaki usulsüzlüğün tek başına tam kanunsuzluk sebebiyle mutlak iptal sebebi olmayacağını, bunun aynı zamanda seçime tesir de ettiği gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı aldığı konusunda mutabıktık. Zaten kararda da aynen bunu söylüyor. Seçim kurulları kanuna aykırı olarak oluşturulmuş ve diyor, veya yok burada ve bu hususunda seçim sonucuna müessir olması sebebiyle iptal ediyoruz diyor. Şimdi bu süreçte aynı zamanda siyasetçilerin de bir algı yarattığı konu oldu. Oylar çalındı söylemiyle bir algı yaratıldı. Şimdi milyonlarca vatandaş ve birçok da hukukçu Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararında seçim kurullarının oluşmasındaki usulsüzlüğün nasıl seçim sonuçlarına etki ettiği, müessir olduğu ve oyların çalınmasına nasıl sebebiyet verildiğinin bir gerekçesinin yazılacağını bekliyorduk. Bugüne kadarki beklentimiz buydu. Merakla da bekliyorduk zaten bu oluşum, yani sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması nasıl bir organizasyonla seçmen iradesini sakatladı? Bu nasıl oluştu? Bunu gerekçede bekliyorduk. Şimdi döndük efendim gerekçeye. Rezan arkadaşım 212 ile 200 yaklaşık 12 sayfalık bir gerekçe kısmı olduğundan bahsetti. 200 ile 212 arası ama benim gördüğüm sadece 207. sayfada bir tek paragraf var bu konuyu anlatan. Kısacık bir paragraf okumam gerekiyor çünkü konu zaten bunun üzerine yoğunlaşıyor. Diyor ki sandık kurulu başkanlarının geniş yetki ve görevleri, seçimin güvenilirliğini sağlamak için getirilen şekil şartlarına uyulmaması ve siyasi partilerle sandık kurulu başkanları listelerinin paylaşılmaması suretiyle siyasi partilerin etkili bir itiraz yolu kullanamadıkları dikkate alındığında sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlendiği 754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 212.276 vesaire diyor. Bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür diyor. Yani bize hiçbir şey anlatmıyor bu gerekçeli karar. 230 sayfası bize hiçbir şey anlatmıyor. Sadece de diyor ki sandık kurullarının usulü aykırı oluşturulması tek başına yeterlidir. Ben bir gerekçe bulamadım diyor aslına bakarsınız. Ve 203. sayfada az önce meslektaşım da söyledi. Başkan. Devam edeyim de lütfen. Burada seçim kurulu başkanlarının görevlerinin çok mühim olmasından bahsediliyor ama bu mühim görevleri yaparken nasıl sandıkta oy kullanan seçmenin iradesi sakatlanmıştır bize bu hiçbir yerde anlatılmıyor. Nedir o görevler bu arada? Şimdi çok kapsamlı olarak yazıyor burada. Aslına bakarsanız genel olarak şunu söylüyor. Oy verme düzeninin sağlanması, oy verme işlemleri, seçim sonucunun belirlenmesi gibi seçim sonucuna müessir işlemler zaten yaptıkları. Yani seçimin hepsi bu zaten. Yani. Şimdi bakın. Peki burada neler yapmışlar? Yani nasıl sandığın önüne geçip de insanlara oy mu kullandırmamışlar? Veya seçmenle birlikte kabine girip de oyunu mu değiştirmişler? Yani. Ne yaptıklarına ilişkin hiçbir açıklama yok. Şimdi burada tabii bir kurnazlık yapıyor. Şöyle bir iddia var bu arada AK Parti'de. Yani 3 tane pusula verdiği, Büyükşehir pusulasını verdiği. Gerekçe de hiçbir yerde. Şimdi gerekçe de yok bunlar. Bunlar evet. İddia. Oy çalındı da söyleniyor AK Parti tarafından örgütle ama. Örgütle denilmiş değil mi? Bu da zaten burada gösteriliyor. Yo, şimdi yani, şimdi aslına bakarsanız devamında. Gerekçe devamında. Devamında. Nerede var gerekçe? 210. sayfayla birlikte başlayan bir algı yaratmada Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında var maalesef. Çünkü hiçbir gerekçe konulamadığı için bu konuya. Deniliyor ki bunu anlattıktan sonra İstanbul ili genelinde yukarıda dökümü gösterildiği şekilde 18 adet sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadığı, 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının bulunmadığı görülmüştür. Bu diyor 108 adet sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30.281'dir. Yani diyor ki aradaki farktan daha fazladır diyor. Fakat aşağısına geçiyorsunuz, çok enteresandır devamında. Diyor ki aynı kararda seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması
bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedeler. Başkan, sayım o... döküm cetvellerindeki bu eksiklik tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesiyle birlikte değerlendirilmiştir diyor. Şimdi diyor işte ki şekil. Bu diyor tek başına esasa müessir değildir. Bunların hepsi birleşince sonuca diyor. Müessir tabii değildir ama benim diyor sandık kurulu oluşumundaki usulsüzlüğü illiyet bağını kurabileceğim tek unsur da budur diyor. Bunun şeyi var, budur. Budur. Budur diyor. 706 kişi şey soracağım size orada. Hayır, tabii, oy sayım döküm cetvellerine tabii, girdiniz. Tabii. Orada gerekçeli kararda da belli. Bu oy sayım döküm cetvelleri büyükşehirde yok 20'sinde. Evet. Kararda da yazıyor. İlçe belediye başkanlığında ve ilçe meclis üyeliği seçimlerinde nasıl oluyor? Yani bu oy sayım döküm cetvelleri nereye kaybolmuş? Şimdi efendim oy sayım döküm cetvellerini ilçe belediye başkanlığında var. Yani bu da çok enteresan bir durum var. Yani ilçe belediye başkanlığında var. Oy sayım döküm cetvelleri. Şimdi izah edeceğim. Meclis üyeliğinde var. Bir müsaade bana artık. Fakat büyükşehir belediye seçimlerinde. Sayın Sarkan buyurun. Şimdi sayım döküm cetvelinin 18 sandıkta hiç olmadığı, 90 tanesinde de imzasız olduğu, 108 sandıkta bu tür bir usulsüzlük olduğu anlatılıyor. Şunu söyleyeyim, bu sandıkların hepsinde AK Parti temsilcilerinin görevlileri var. Az önce bahsettiğimiz o sandık kurulu başkanlarının usulsüz belirlendiği 754 sandığın 750'sinde de AK Parti temsilcisi var. 354 tanesinde AK Parti'nin 2 tane temsilcisi var. Kapattım parantezi. Şimdi sayım döküm cetvelinin yokluğu sandık sonuç tutanağına itiraz edilmediği müddetçe hiçbir anlam ifade etmez. 105. madde öyle demiyor sandık mu? Sandık sonuç tutanağına itiraz edildiği durumda da o sandıklardaki oy torbaları açılmak suretiyle sayılarak tekrar sandık o cetvel oluşturulur. Şimdi burada bunun gelip de seçimin yenilenmesine nasıl sebebiyet verildiği anlaşılabilir bir durum değil. Şimdi sayım döküm cetveli yok. Ve itiraz geldi buna, sayım döküm cetveli yok diye. O sandık açılır, geçerli oylar sayılır ve buna göre o cetvelle sandık sonuç tutanağı karşılaştırılır ve ona göre usulü işlem, denetleme işlemi yapılır zaten. Şimdi neden sayım döküm cetveli yok olabilir? Bu sorulabilir. Ya bir yer niye sayım döküm cetveli diğerleri yok? Varken, ben ona cevap tabii, alamadım daha yani. Diğerleri varken. Bakın, bakın. Bu sanki bugüne kadar hiçbir seçimde böyle bir usulsüzlük olmadı da ilk defa bu seçimde karşımıza çıkmış gibi bir algıya büründü. Bu hemen hemen gördüğümüz bütün seçimlerde karşılaştığımız bir konu. Sandık mahallinde unutulabilir. Yeterli sayıda sandık sonuç tutanağı düzenlenmediği için parti müşahitlerine verilmesi gereken sandık sonuç tutanağı verilemediğinden parti müşahitleri bazen o sayım döküm cetvellerini alırlar onun yerine. Fakat bu yüzden, dediğinizin bakın, olması bu yüzden, mümkün değil. Biliyorsunuz mümkün, bu evraklar yani, imza karşılığı teslim ediliyor bir sandık kurulu başkanına. Şimdi bir sandıkta yapılan seçimin sonucunu gösteren nihai belge seçim sonuç tutanağıdır. Bunun dışındaki bütün işlemler sayım döküm cetveli de dahil olmak üzere. Bunların hepsi seçim sonuç tutanağının hazırlık işlemleridir. Bu kadar. Şimdi 90 sandıkta imza yok deniliyor. 90 sandıkta eğer imza yoksa bunların sayım döküm cetvelinde tabii, yok. Sayım döküm cetvellerinde imza yok. Bunların 86 tanesinde cetvelle tutanak aynı oyları içeriyor zaten. 86 tane. Sadece 4 tanesinde farklılık var. Bu 4 tanesinde de birer ya da ikişer tane oy farkı var, bu kadar. Yani bahsedilen konu tamamen bir ya da iki oydan ibaret bir mevzu. Şimdi 754 sandıkta sadece 2 tanesi sayım döküm cetvelleri sandık kurulunca imzalanmamış. Ancak bu hususun kararda 108 sandıkta 30.281 seçmenin oy kullandığı belirtilerek açıkça maalesef gerekçeli kararda çarpıtılıyor. Burada soru şudur. Eğer ki bir seçimde sayım döküm cetveli yoksa buna itiraz üzerine yapılacak işlem seçimi komple iptal mi etmektir? Yoksa o sandıkta tekrar sayım yapılarak sayım döküm cetvelini oluşturmak mıdır? Bunun cevabı da zaten yasada çok açık olarak vardır. Sayım döküm cetvelinin yokluğu seçimi iptal ettirmez. Tekrar oturur o sandık, açılır, sayılır, dökülür ve bu cetvel oluşturulur. Bu kadar basit. İşte şimdi baktığınızda ben, şöyle, ben bitirim. Şuna bir cevap veremediniz yani. Ben şunu bakın. Yani, ama bakın hani şu çok tabii. Oy sayım döküm cetvelinden gidiyoruz. Neden bu sandıklarda sadece Büyükşehir Belediyesi'nin oy sayım döküm cetveli yok da ilçe belediye başkanlığının ve ilçe belediye meclis üyeliklerinin oy sayım döküm cetveli var ki kanun biliyorsunuz şunu emreder. Önce büyükşehir oyları sayılır. Evet. Ondan sonra ilçe belediye başkanlığı oyları sayılır. Ondan sonra ilçe meclis üyelikleri sayılır. Ondan sonra da muhtarlık oyları sayılır. İlk tamam. Sayılan
ki en zinde oldukları zaman, öyle diyelim sandık kurulunun. Yani nereye çok gitti doğru. bu şey? Kim çok aldı? Doğru. Kim çaldı? Şimdi nereye gitti, kim çaldı? Keşke bunu Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararında bize oturup anlatsaydı. Ben devletin kamu güçlerine talimat verme yetkisine sahip birisi değilim. Bunu yapması gereken zaten YSK, Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi ben bu gerekçede böyle bir şey göremedim. Keşke olsaydı zaten. Var mı gerekçeler? Şimdi, var yok, tabii ki. Yok şey, efendim. Yazıyor. Bakın şimdi. Ben size bir şey söylüyorum ama. Sayım döküm cetveli yok. Bakın. Tamam yok diyorlar. Yok zaten. Efendim sayım döküm cetveli yoksa açarsınız o sandığı. Tekrar o sayım i̇şte sayalım dedik hepsini başkanım. Bakın efendim, Cumhuriyet Halk Partisi sayımlara başlamıştı. Sayım arı durdurdu. Maltepe'de sayıldı. Zaten bu iş bitecek. Maltepe'de sayıldı ki bakın evet. neler oldu söyleyin. Evet, biz de oradaydık. İkisinde karar aldık bakın, saymaya. Bakın evet. o zaman şimdi. İl Seçim Kurulu'nda şimdi, sayımın durdurulmasına evet. niye durdurdu? İtiraz et durdurdu. Niye durdurmak için uğraştı? Cumhuriyet Halk Partisi sayımı durdurdu. Sandık kurulu başkanlarının usulsüz teşkil ettiği 754 sandıkta bu 90 tane sayım döküm imzası olmayan 90 sayım döküm cetvelinden sadece 2 sandık var. Başkanım. Sadece bakın, 2 sandık var. Sayın Ezan Bey de az önce tüm oyların sayımı noktasındaki başkanım. Hukukçu olarak. 90 sandığı açarsınız, sayarsınız, konuşursunuz. Hukukçu olarak. Bakın bir defa oy sayım döküm cetveli seçimin ana temel unsurdur. Değildir efendim. Sandık sonuç tutanadır ana temel unsurdur. Sandık sonuç tutana. Bakın. YSK'da. Bakın hayır bakın. Hayır. YSK'da. Seçim sistemine iki tane belgenin verilmesini ister, evet. yüklenmesini ister. Biri sandık sonuç tutanadır, diğeri de oy sayım döküm cetvelidir. Oy sayım döküm cetveli oy sayım sandık döküm sandık mesnedidir. Sonuç tutanadır. Bakın hayır. Asıl belge sandık sonuç bakın, tutanadır. Sandık sonuç tutanadır. Onun mesnedi sayım döküm cetvelidir. Bakın hayır size gösterdim. Çok açık bakın. Yani o. Bu hayır hayır. Bakın, bakın, şey bakın, sandık sonuç tutanağı. Bu sandık bu, 105. bu maddeye göre. Mesnedi, bu mesnedi sayım döküm cetvelidir. Bu sonuç tutanağı. Bu 108 sandıktaki sandık sonuç tutanaklarının altının hepsinde AK Parti'nin üyelerinde ihtirazi kayıtsız bakın, itiraz başka imzası var. Olan üstü, bakın olağanüstü bir itirazdan bahsediyoruz. Evet. Bakın derece kendi derece itirazların yapılmış olmaması. Ben bakın, derece bahsetmiyorum. Derece ben derece itirazların yapılmış olması bu konumuzun konusu değil. Sizin partinizin temsilcilerinin sandık sonuç tutanaklarının altında imzası var. Bakın işte göstereceğim size. Yine, hayır bakın yine gösterdim bir daha göstereyim. Bakın bu sandık sonuç tutanağı. Sadece o sandık bakın, dökülebilir. Bu sandık sonuç tutanağı. Evet. Bunu da size vereyim başka. Bakın aynı. Bu sandık efendim. Sonuç tutanağı. Bakın, o yüzden aynı o yüzden, sandığa ilişkin bu gerekçe, iki tane farklı bu gerekçe, sandık sonuç bu gerekçe, tutanağı tutulmuş. Ne seçimin Arnavut, neden iptal edildiğini anlatabiliyor. Ne de bize yeterli bir unsur sunabiliyor bu seçimin sandık, sonuçlara esasının münasır 298 sayılı yasanın 105. maddesi çok açık. Diyor ki sandık sonuç tutanağını oy sayım döküm cetveline uygun şekilde düzenlersin. Şimdi sandık sonuç tutanağı bu kadar bakın işte burada örnek yani bu elimizde bu resmi belge. Yani YSK'nın vermiş olduğu evet. belge Arnavutköy 1487 nolu sandık. İki tane farklı sandık sonuç tutanağı düzenlenmiş. Efendim, birisinde açarsınız. Birisinde Binali Yıldırım 182 birisinde Binali Yıldırım 1 oy. 108 sandığı açarsınız. 108 sandıktaki oyları ve tek tek sayarsınız. Şey geçerlileri bakın. Bir yere tutarsınız. Bakın. Ondan sonra da sandık sonuç tutanağıyla karşılaştırırsınız. Bakın bizler hukukçu olarak budur. Kanun emredici hükümlerini bakın size bize ona göre değil. 105. madde diyor ki oy sayım döküm cetveline göre sandık sonuç tutanağını hazırla. Bakın emredin. Buna göre düzenle. Mesnet. Diyor mesnet. Ki efendim, hayır hayır. Mesnet. Mesnet değil. Asıl olan sandık sonuç tutanağı. Bunu bütün Türkiye biliyor yani. Herkesin bildiği bir şey değil. Buna göre düzenlemesi. Evet ya. Ben de anlayamadım yani. Bambaşka bir seçim sistemi anlatıyor. Asıl olan sonuç tutanağıdır. Sonuç tutanağının mesnedi. Sayım döküm cetvelidir. Şimdi ben bir bitireyim lütfen. İkinci tura herhalde ondan sonra geçecek ama bir son vermek istiyorum. Şimdi somut bir şeyden bahsettim burada. Yani bir karar var, bir gerekçeli karar var ve bize sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlüğün seçime nasıl tesir ettiğini karar bize anlatmıyor. Bize anlatmıyor. Yani onu bize vatandaşa anlatmıyor, hukukçuya anlatmıyor. Sizin içinizde sürüyor bakıyorum? Mu başkanım? Yani kanunun emredici 22. maddesi efendim, emrediyor. Benim, diyor ki benim kamu için görevlerinin içerisinden sandık kurulu başkanı yapacaksın ve bir seçim hakimiyle bir seçim evet. müdürü 10,5 milyon İstanbul'daki seçmenin iradesini Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunu yok sayarak kafasına cevap göre, miyim, kafasına göre sandık kurulu başkanlığı gayet yanlış tek bir şey şöyle gayet sandık soruyu. Kurulu başkanı şöyle basit bir şekilde bakarsın. Ya, ama siniyor lütfen mu? Ya bunu söyle. Efendim ben hukukçuyum. Evet. Benim bir şey işime sinmemesine bakmam. Ben yasaya bakarım. Ya yasa işte ben de bunu konuşuyorum. Yasaya aykırılık iradesine bakarım. Evet, yasaya aykırılık iradesine bakarım. Şimdi yasa koyucu sandık kurulunun oluşumundaki usulsüzlük tam kanunsuzluk sebebidir demiyor.
2018 kanun Mart'ta bu demiyor. Kanunu işte demiyor efendim. Serdar şimdi bizim bakacağımız şey nedir? Nasıl Yüksek Seçim Kurulu daha önce referandum zamanında mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili şunu çok dedi. Şunu dedi. Bakın bir şey sordunuz, cevaplayacağım. Şunu dedi. Dedi ki buradaki usulsüzlük vatandaştan kaynaklı bir usulsüzlük değildir. Benim bravo. Burada üstün tutacağım menfaat vatandaşın menfaatidir dedi. Ne geçerlidir dedi. Vatandaşın menfaatidir dedi. Ne geçerlidir dedi. Hangi oylar geçerlidir dedi. GSK tarafından filigranlı biçimde basılmış oy pusulaları ve zarflar geçerlidir. Lütfen. Bunun içindeler geçerlidir. Farklı şeyler bunlar. Üstün tutacağım menfaat budur dedi. Ben farklı şeyden bahsetmiyorum. Ama çok farklı şey bahsediyorum. Bakın farklı şeyden bahsetmiyorum. Çok farklı. Vatan... Bana içinize siniyor mu dediniz ya, ben bundan bahsediyorum. Evet. Yani kanun aykırı hareket edilmesi, burada içinize siniyor mu sinmiyor mu? Burada bakılacak konu vatandaşın, yurttaşın menfaati üstün tutulmuş budur, tutulmamıştır. Biz de bu açıdan söylüyoruz. Şimdi ben bu açıdan baktığım zaman, sandık kurulunun oluşumundaki usulsüzlüğün seçime tesir ettiğine ilişkin somut, kesin, inandırıcı delil konulmadığı müddetçe benim içime sinen yurttaşın iradesinin üstün tutulmasıdır efendim. İçe sinen yurttaşın iradesinin üstün tutulmasıdır. Bu kadar. Yani kanuna açıkça işlem yapılmış. Sayın Ersoy, çok kısa bir araya girmek istiyorum. Bana geldi zannediyorum ikinci tur. Ben Sayın Ersoy, tamamladınız. Sayın Ersoy. Bir cümleyi sağlayayım yalnız. Çok kısa bir araya girmek istiyorum. Buyurun. Çok bir cümleyi sağlayacağım. Buyurun. Lütfen. Şöyle bakın, tam şu tartışma arasında sandık kurulu başkanlarının nasıl seçildiğini gösteren dört cümle okumak istiyorum. Bakın şeyden, gerekçeli karardan 55. sayfa, arkadaşlar görebilirler. Fatih'te diyor ki bakın, Fatih İlçe Seçim Kurulu'nun 841 sandık kurulu başkanı, 841 sandık kurulu üyesi olmak üzere 1682 devlet memuruna ihtiyaç duydu. Ancak mülki amirlerin yukarıda da belirtildiği gibi 204 devlet memuru bildirdiği. Bunların yetersiz olması nedeniyle Fatih ilçesinde bulunan tüm okullardan, adliyeden, vergi dairesinden, eğitim ve araştırma hastanesinden, tıp fakültesinden, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinden liste istendiği. Onlardan bir 162 kişilik bir kurul oluştuğu, bunlardan 37'sine itiraz olunduğu, daha sonra oluşturulan yeni sandık kurulu başkanlarının geçmişteki seçim tecrübeleri ve geçmişte seçimleri bilen kişilerden görevlendirildiği tespit edilmiştir diyor. Yani burada arkadaşlar, Sayın Kaya'nın da dikkatini sunuyorum. Bu sandık kurulu başkanı oluşurken bakın Fatih'te bulamamışlar, öteki yerlere yazı yazmışlar, resmi yazı. O zaman biz, Sayın Kaya'nın mantığıyla bakarsak bu Sayın Balbay, bizim bahsettiğimiz işledi. Bakın bizim bahsettiğimiz işledi. Buradaki 754 burada sandık ve sandık başkanı. Peki. Eksiği, evet, sandık 31.186 sandığın eksiğinden bahsetmiyoruz. Burada yani seçimin sürmesi için, yapılması için eksiklikler giderilmiş. Yani burada ne bir organizasyon var, çok açık. Şu andaki gerekçenin 56. sayfasında, 56. sayfasında öteki maddelerde de var. Hatta bir yerde Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve İş Bankası'na başvurduk diyor Beyoğlu'nda. Yani burada İstanbul'da kamu görevlisi bulamayınca bu işi yapabilecek insanları aramışlar. Ve sonra da bu seçimi yapmışlar. Sayın Baro Başkanı'nın dediği gibi eğer bir peki. başkan yanlış yaptıysa lütfen söyleyin. Ama bu oluşurken... Söylüyoruz zaten, bunları konuşuyoruz. Olmamış. Zaten konuştuğumuz bakın, bu. Fatih'te bile... Fatih'te yazı yazmışlar ya. Dörtte biri gelmiş. Peki Sayın Balbay. Teşekkür ediyorum. Son 1682 kişi gerekmiş. 204 kişi başvurmuş. Eksiği de buradan karşılamışlar. Bunun neresi suç? Eğer suç ise şu an İstanbul'un kamu görevlilerinin yarısı... Bunu zaten, bakın bunu zaten gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu suç duyurusunda bulundu. Suç. Bu nokta değerlendirme zaten yapılacak. O zaman Türkiye'de seçim yapamazlar. Peki. Zaten o zaman seçim. Türkiye'de sınav güvenliği kalmadı. Zaten bunlar yapıldı. Bu ayrı bir süreç yalnız. Bakın bu bahsettiğiniz sizin ayrı bir süreç. Peki. O yürüyecekse. Teşekkür ediyorum. Ama Sayın Babay, sorunuza yanıt da arayacağız. Başkanlardan gidiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Epe Özdemir ile devam edeceğim. Birazdan kısa bir reklam arasına gidelim. Sonra buradayız efendim. Devam ediyoruz, kaldığımız yerden nedir ne değildir. Rezan Efe Özdemir'e söz vereceğiz. Şimdi en son Sayın Elif Sakan konuştu, Ankara Baro Başkanı. Kararı, gerekçeli kararı, gerekçeli kararın
maddeleri üzerinden de aslında neden seçimin iptal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Sayın Epe Özdemir, buyurunuz efendim. Şimdi bir defa bir algı hatası uyanmaması adına söylüyorum. Önce uzlaştığımız noktalardan yola çıkalım, daha sağlıklı olur. Birincisi, şu kanun 130. maddesi çok net şunu söylüyor mu? 7 gün içerisinde seçimin neticesine müessir olan olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar. Burada bir çelişki var mı aramızda? Yok. Bütün Türkiye'de de. Bir, demek ki seçim sonuçlarına müessir olmalı değil kanun. Mi? Her türlü evet. Hukuka aykırılık değil. Seçim sonuçlarına müessir olan hukuka aykırılık. Yani 10 bin tane kısıtlı oy olsaydı, aradaki fark 14 bin olsaydı ve bu tek başına bir itiraz gerekçesi olsaydı YSK. Evet, 10 bin oyda kısıtlılık var, bu bir tam kanunsuzluktur. Kanun 7 ve 8. maddesine aykırıdır ama fark 14 bin olduğu için sonuçlara müessir değil deyip iptal ve yenileme talebini reddedecekti değil mi? Burada da hemfikir miyiz? Evet. İkinci hemfikir olduğumuz nokta, 13 Mart 2018 tarihinde yapılan 7102 sayılı kanunla yapılan değişiklikte artık kanunun 22 ve 23. maddesindeki sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri arasından seçilme zorunluluğunun olduğu mülkamillerce gönderilen listeden. Burada da hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Muhalefet şerhlerinin tamamını da okuduğumda hiçbiri 754 sandıkta sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değildir ve bu hukuka uygundur demiyor. Zaten hepsi bu hukuka aykırıdır diyor. Buradaki tartışmanın düğümlendiği nokta şu. Bu gerekçeden önce biz bunu müteahhit defalar son bir ayda bu stüdyoda da başka yerlerde de konuştuk. Acaba kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının hangi hal ve hareketleri, hangi sandık başı iş ve eylemleri seçim sonuçlarına müessir olmuştur, hangileri olmamıştır? Ve biz ne diyorduk bu programlarda? Ben bir hukukçu olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçesinde sandık kurulu başkanının, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı. Bakın, üyelerle ilgili bir tespit yok. Çünkü üyelerle ilgili Sayın Balbay'ın söylediği 23. maddeye göre tamamlama yapılabiliyor son fıkraya göre. Başkan da tamamlama yapamıyorsunuz. O mutlaka gerekçeli kamu görevlisi aslında olacak. Ama 754 sandık kurulu başkanı. Bunun üzerinden acaba sandık kurulu başkanının hangi hal ve hareketleri, eylemleri sonuçlara müessir oldu? Erinç Bey de söyledi. Ben de daha önceler söyledim. İki pusula mı verdi? Seçmen iradesini mi şekillendirdi? Açtı sandığı, çaldı mı? Ne yaptı? Ben gerekçede bunu görmek isterdim. Bütün gerekçeyi okuduğumda naklen okuyacağım. Bu da Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına gerekçe bulmadaki bana göre biraz çaresiz kaldığı an olmuş. Şöyle elimle de göstereyim. Yazmıştım ve çizmiştim. Sayfasını da söyleyeyim. 211. maddede Yüksek Seçim Kurulu şöyle söylüyor. Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması. Tamam. Bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliği ciddi biçimde zedelemektedir. Tamam. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik tek başına seçim sonuçlarına müessir olmamakla birlikte. Buraya kadar ne diyor? Diyor ki sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik 7 üyenin gerekçesini söylüyorum. Sonuçlara müessir değildir diyor. Bir hukuka aykırılıktır ama müessir değildir diyor. Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesiyle birlikte değerlendirilmiştir. Şimdi böyle abesle iştigalen bir gerekçe olur mu? Bu gerekçe ne zaman vicdanen de hukuken de bir hukukçu olarak beni tatmin ederdi? Şöyle ki 754 sandıktaki kamu görevlisi olmayan başkanların sandıkları 108 tane sayım döküm cetvelinin olmadığı veya imzasız olduğu sandıklarla örtüşse idi, o zaman bu gerekçe hukuk aleminde bir anlam ihtiva ederdi. Ama 750 tane sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklardan yalnızca 2 sandıkta, Beşiktaş'taki 2 sandıkta oy sayım döküm cetvelleri imzasız, yok da değil. Yani bu ikisi zaten örtüşmüyor ve birbirini karşılamıyor. Dolayısıyla ben sayım döküm cetvellerinin eksikliğini sandık kurulu başkanları kamu görevlisi olmamasıyla birlikte değerlendirilir ifadesinden hiçbir şeyi burada anlayamıyorum ve buradan bir sonuç alamıyorum. Ben en azından gerekçede bunların örtüştürüldüğünü tahmin ediyordum ki onun bir nebze olsun anlatılabilir tarafı vardı. Şimdi hiç anlatılabilir tarafı yok. Bir anda diyorsunuz ki 754 sandığım var, bunun başkanı kamu görevlisi değil. Diğer tarafta diyorsunuz ki 108 sayım döküm cetvelimde 90 tanesi imzasız, 18 tanesi boş. Bu sandıklar aynı mı? Değil. O zaman bu sandık başkanı olan kamu görevlisi olmayan sandık başkanları sonuçlara nasıl müessir oldu? Bu gerekçenin hiçbir yerinde sonuçlara nasıl müessir olduğu yazmıyor, bu bir. Ne yazık ki yazmıyor. İkincisi, tekraren söylüyorum, sandık sonuç tutanağı tek tek hazırlanır, ilçe seçim kurullarına gönderilir. İlçe seçim kurulu da birleştirme tutanaklarıyla il birleştirme tutanağına gönderilir ve Mayıs Seçim Kanunu 22. maddesine göre mazbata verilir. Büyükşehir'de, ilde.
Sayım döküm cetveli mesnettir. Sandık sonuçlarına asıl belgedir. Burada bir çelişki varsa sandığın içi sayılır. Buna göre halkın iradesi, millet iradesi tecelli eder. Sen eğer 108 sandıkla ilgili böyle bir soru işaretin varsa, buna ilişkin bir tespitin varsa, gerekçeden sonra söylemiyorum, gerekçeden önceki yayınlarda da söylemiştim hatırlıyorsanız. Açarsın, o sandıkları sayarsın. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi millet iradesinin tecelli edeceği bir anlayışı egemen kılarsın. Bunu saymayıp gerisin geriye seçimlerin iptalini istemek bence hukuken filan çok hepsinin mümkün değil. Sayılmasını istediler. Onu söylüyorum. Şimdi yani, başka bir yere geleceğim. Ortada bir hukuka aykırılık iddiası yoksa ve bu sonuçlara müessir değilse olağanüstü itirazla bütün sandıklar sayılamaz. Mümkün değil. Hukuki gerekçesi yok bunun. Şimdi yine buradaki Hazirunlardan meslektaşımız Mahmut Bey söyledi. 850 bin geçer soy. 8 milyon 500 binin %10'u sayılabildi ve fark dedi 29 binden 13 bine düştü. Keşke bütün oylar sayılabilseydi, o zaman fark lehimize değişirdi dedi. Doğru mu algıladım? Zaten tamam. Bu. Şimdi bir defa bunun 5 bin tanesi sayım döküm cetvelleri, ilçe birleştirme tonakları, ibleştirme tonakları arasındaki değişkenlikler. Doğru. Diğeri geçersiz oylar. Geçersiz oylarda da şöyle özellik arz eden bir durum var. Yurttaş AK Parti amblemin üzerine basmış, kutucuğa basmamış ki bence burada çok esasa müessir değil. AK Parti ambleminin üzerine basılsa dahi AK Parti'nin oyudur. Anasının ak sütü gibi. Dolayısıyla bu geçersiz oyların tamamı da geçerli sayıldı. Daha sonra sayıldığında. Ama itirazlar yoğunlukla ben birebir baktım. Bu noktadaydı. Şimdi şu Tümevar'ın mantığı bence çok patolojik bir mantık. Yani biz geçersizleri saydık ve 13.800'e düştük. Tamamını saysaydık öne geçerdik. Diğer kısımla ilgili bir ihtilaf yok ki. Geçersizlik iddiası yok. Efendim hukuki gerekçesi yok. Olağanüstü itiraz yok. Yani daha önce bunu söyledim. Gerçekler acıdır. Soğan da acıdır. Öyleyse bütün gerçekler soğandır demek gibi bir şey bu. Bir tüme varım yöntemi. Hukuk yanlış. Bunlarla ilgilenmez. Hukuk bitireyim. Vakalarla, ilkelerle, delillerle ve gerekçeyle ilgilenir. Kanun 112. maddesine göre. Hukuk tüme varımla, karinelerle ilgilen. Efendim, sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil. Seçimde de çok önemli bir misyonu var. Dolayısıyla mutlaka bir şey yapmıştır. Bu tek başına şeklen yeterlidir, sonuçlara müessir olmuştur. İyi de bizim hukuk sistemimiz 298 sayılı seçim kanunun merkezinde bu var. Önce sandığa sen sahip çıkacaksın diyor siyasi partilere. Bu senin temel görevindir diyor. O yüzden sandık kurulunda sadece başkan yok. Anayasa böyle demiyor. Beş tane siyasi parti üyesi de var. Orada teşkilatlanmış, son genel seçimlerde en fazla oyu alan 5 siyasi parti üyesi, bir başkan, bir kamu görevlisi üyesi, 7 kişi. Dolayısıyla buradaki sandık başı iş ve eylemlerini sadece sandık kurulu başkanı yapmıyor. Siyasi partilerin üyeleri var, müşahitleri var. O zaman siz sandık başında bunlara itiraz etmediniz, müdahil olmadınız, bir irade ortaya koymadınız. AK Parti üyeleri de oradaydı, Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri de oradaydı, müşahitler de oradaydı. Madem bir hukuka aykırılık var, niye itiraz edilmedi, hukuki mekanizmalara başvurulmadı? O zaman bir öz eleştiri de yapmak lazım. Bir parti içi eğitim, burada elzem ve biz hala sandık kurulu üyelerinin nasıl görev alacağını bilmiyoruz. 754 tane kamu görevlisi olmayan sandık, 108 tane oy sayım döküm cetvelinin boş peki olduğunu söylüyoruz. Bitiriyorum. Hemen bitiriyorum. Efendim. Bitiriyorum. Şimdi 706 tane tutuklu, hükümlü, ölüden bahsediyor. Bir defa bu 706 zaten 13.800'e sirayet eden bir şey değil. Gerekçede de bu varken bunu farklı bir yere konumlandırmanın anlamı yok ki. Sonuçlara müessir olan bir gerekçe değil. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu ne kısa kararında ne gerekçeli kararında bu yönde tespit yapmamış. Son olarak Erinç Bey'in, benim de program başında söylediğim, Erinç Bey'in de biraz önce atıf yaptığı, yani kısa karar sadece seçim sonuçlarına müessir olan sandık kurulu oluşumundan bahsetmiş. Siz kısa kararda yer almayan, kısa kararla uyumlu olmayan, kısa kararı da aşacak bir gerekçe yazamazsınız. Hem Cengiz Bey'in, hem ya konuşuldu. Yunus Aykın'ın, Sayın Başkan'ın, Cengiz Bey'in, Kürşat Hamurcu'nun hepsinin muhalefet şerhlerinde var. Hatta bir tanesi açıkça şunu yazmış. Kısa kararda yer almayan iddialarla ilgili ben açıklama yapmak istemiyorum. Bunu kabul etmiyorum çünkü kısa kararda yer almayan bir gerekçe gerekçeli kararda tarafımıza getirildi. Son tahlilde sandık kurulu başkanlarının sandıklarında oy sayım döküm cetvelleri imzasız olsaydı, onlar eğer yok olsaydı o zaman bir illiyet rabıtası kurulabilirdi. Ama sadece iki tane sandıkta Beşiktaş'ta sayım döküm cetveli imzasız, 754 tane sandıkta kamu görevlisi yok ve bunlar birbiriyle örtüşmüyor. Bir illiyet rabıtası, nedensellik bağı yok. Sandık sonuç tonaklarının tamamı seçilse girmiş. Bütün AK Parti üyeleri de dahil herkes bunu imzalamış. Dolayısıyla bu gerekçe tamamen kısa karardaki tespitin altını doldurmak için hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz bir gerekçe.
Yüksek Seçim Kurulu kararları bağlayıcıdır, saygı duyarız, kıymetlidir. Muhalif üyeler de çok kıymetlidir, 7 üye de çok kıymetlidir, başımızın tacıdır ama eleştirilmez değildir. Ölçülük ilkesi uyarınca tahkir tezif etmeden biz de eleştirmeliyiz. Burada hukuk kazanır çünkü. Biz de eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Epe Özdemir. Buyurunuz Sayın Serdar. Şimdi öncelikle Sayın Balbay'ın bir iki göndermesine ben cevap verip daha sonra bu konudaki değerlendirmemi yapmak istiyorum. AK Parti'nin işte olağanüstü kanun yoluna başvururken Yüksek Seçim Kurulu'na benim için delil topla şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Sayın Balbay, kanunda açık hüküm var. Yani delilleri dilekçenizde ilave edersiniz. Elde edemediğiniz delilleri işaret edersiniz. Bunda sorun yok. Dolayısıyla burada YSK'yı AK Parti'nin memuru gibi kullandığı ifadesini doğru bulmuyorum. Dolayısıyla AK Parti'nin burada usulü olarak yapmış olduğu delillerin adresini göstermiş olduğu işlem doğru. İzninizle, izninizle. Bunu şunu, sen tamam. Bul diyor. Talep ediyorsun zaten. 112. maddede var zaten. Talep ediyorsun. O kanundaki bütün hukukçular o konuda... 112. madde. 112. madde. 112. maddeye bakın. 112. maddede delili işaret edersin. Bir delil bulmak lazım. YSK onu toplar. Neyse önemli bir ayrıntı değil. Yani sizin AK Parti'nin işte YSK'yı memur gibi kullanması ifadesi oldu da ona münhasıran bu cevabı vermek zorunda kaldım. Bir de vatandaşla dolaştığınızda işte bu iktidar sandıkla gitmez ifadesinin işte algı olarak yaygın olduğunu bence bunu bir daha bir yerde söylemeyin. Çünkü demokrasilerde en önemli unsur iktidarın meşru şekilde el değiştirilmesidir. Bu da ancak sandıkla olabilen bir şey. Sandıkla olan bir şey Türkiye'de bunu iyi işleten bir ülkedir. Bugüne kadar da seçim kurulları bunu çok fazla da işletmişlerdir. Şimdi bugün İstanbul'u... Ama bugün geldiğimiz tablo ortada. Hayır hayır öyle bir gerçek yok. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ankara'da sandıkla iktidar el değiştirdi. Antalya'da sandıkla, Mersin'de, Adana'da birçok yerde sandıkla değiştirildi. Siz böyle bir evhamla da hareket etmeyin. Çünkü demokrasiye olan inancımızı sürekli dinamik tutmamız lazım, güçlü tutmamız lazım. Bu ülkenin geleceği açısından da önemli. Sayın Rezan Bey'in işte AK Parti'nin değerlendirmelerinde efendim sandıkların büyük bir kısmı sayısaydı belki sonuçlar farklı olurdu şeklindeki değerlendirmeye patolojik bir değerlendirme olarak değerlendirdi. Yok AK Parti'nin değil. Meslektaşımın değerlendirmesi. Bence AK Parti değil. Mahmut Bey'in değerlendirmesi. Orayı, onu söyledi ya. Tahsis etmeniz lazım. Yok, çünkü ben tahsis edeyim. AK Parti ile ilgili söylemedim. Mahmut Bey söyledi AK ya. Parti, AK Parti bu delili... Yok, ben tüzel kişiliği değil. Şahsımızın delili ileri sürerken veya böyle bir gerekçeyi ileri sürerken, bütün oyların sayılması gerekçesini ileri sürerken şöyle bir ihtimalin olabileceği gerçeğinden hareketle. Belki bütün oylar sayılsaydı seçim sonucu farklı olabilirdi. İşte hukukta tümevarım olmaz diyorum ben. Yani karine olmaz. Hayır bunu yani bu delil olur gerekçe olur. Yetkilileri söyledi. Olur veya olmaz. Buna niye müsaade edilmedi? Yani? Ama eğer buna müsaade yani karineler üzerinden yürüyemeyiz. Ediliyor olsaydı bunlar sayılmış olsaydı belki YSK süreçleri olmamış olacaktı. Belki bunu tartışmıyor olacaktık. Şimdi gelelim gerekçeli karardaki en önemli konuya. Benim burada genel yaklaşımdan ayrıldığım husus bu Rezan Bey. Şimdi gerekçeli karar, kısa karar oluşturulurken Sayın Başkan, evet kısa kararda sandık kurulu başkanlarının usule aykırı atanmasını kısa kararda geçmiş. Diğerlerini bununla ilişkilendirmek zorunda. Seçimin sonucuna nasıl müessir olduğunu 130. maddeye göre bununla ilişkilendirmek zorunda. Siz ilişkilendirmeyi hep şey üzerinden kurdunuz. Yani sandık kurulu başkanının ef'ali üzerinden, fiilleri üzerinden. Efendim nasıl olmuş da seçmenin iradesine müdahil olmuş. Efendim seçmene tek pusula, çift pusula vermiş. Siyaset bunları konuşmuştur, konuşur. Yani çalma çırpma yok falan dediniz de üyesi olarak da imza yok bu kararda. Yani bu karara imza atanlar hani biliyorsunuz ya çete olarak
lanse edildi. Kim etti? Sayın Kılıçdaroğlu. Yanlış. Neyse, yani gerekçeli kararda ölçüsüz bir ifade oldu. Bunların altında çete yazmıyor. Yüksek yargı üyesi yazıyor. Doğru. Yani siyasetin konuştuklarından ayrı olarak gerekçeli kararı değerlendirelim. Burada YSK aslında seçimin iptaline, iptal lehine oy kullananlar bir gerekçe oluşturmuşlar. İki farklı görüş var burada. Muhalif olanlarla lehte oy kullananlar arasında. Biri şekli bakıyor, biri seçmenin iradesi olarak bak. Aslında temelde ikisinin de birleştiği nokta seçmenin iradesi. Yedi üye diyor ki, bak diyor, ben şunları tespit ettim. İstanbul'da 31.186 sandık var. Burada kanunun hükmüne aykırı olarak 754 sandıkta başkan atanmış. Kamu görevlisi olmayan başkan atanmış. Niye buradaki seçmen sayısını vermiş sizce? Diyor ki bu 754 sandıkta 212.276 seçmen var. Bunu daha sonra gelecek şeye müstenidat olarak veriyor. Bir de şunu diyor. 108 sandıkta sandık sayım döküm cetveli yok. 18'inde sandık sayım döküm cetveli yok. 90 adetinde İmza de yok. İmzalar yok. Buradaki seçmen sayısı da 30.281. Şimdi sandık kurulu başkanının yaptığı işlemi biz hukuken ne kabul edeceğiz? İdari bir işlem mi kabul edeceğiz? Yoksa alel usul bir işlem mi? İşte karara olumlu oy verenlerin gerekçesinden ben hemen bu bölümü size okuyayım. Diyor ki hukuk sistemimizde kurulların nasıl oluşturulacağı kendi özel kanunlarında düzenlenmiştir. Burası önemli. Hukuk sistemimizde kurulların nasıl oluşturulacağı kendi özel kanunlarında düzenlenmiştir. 298 sayılı kanun da bir özel kanun olarak bu kurulların nasıl oluşacağını düzenlemiş. Kamu görevlisi olacak, memur üye olacak, siyasi partilerden olacak. Bu oluşuma aykırı olarak kurulda bulunmaması gereken bir kişinin kurulda yer alması halinde itiraz veya dava üzerine kurul kararlarının şekil yönünden geçersiz olacağı, esasa girilmeden iptal edileceği tartışmasız bir uygulamadır. Burada da Danıştay kararlarına atıf yapıyor. Şunu anlatmak istiyor yani buradaki üyeler, yüksek yargı üyeleri. Diyor ki 754 sandıkta usule aykırı bir oluşum yaptınız. Evet, bu oluşuma ne senin katkın var, ne CHP'nin, ne ötekinin, ne berikinin. Ama il seçim kurulları bunu bu şekilde yaptı. Bu hatayı yaptı. İlk defa karşımıza çıkan bir hata. Bu hatadan dolayı ben bu kurulun yapmış olduğu işlemleri şekil açısından geçersiz kabul ediyorum. Yoksa böyle çalma çıkma falan değil. İlk defa mı tespit edildi? İlk defa. Çünkü bu konudaki itiraz ilk defa yapılıyor. Yani 24 Haziran'da bir itiraz yoktu. Zaten ilk seçim, ikinci seçim. İtiraz olsaydı belki orada tespit edilebilirdi ama yok öyle bir itiraz. Peki diyeceksiniz, buna rağmen iki tane ilçede niye yapmadı bunu? Onu da gerekçesinde yazmış. Diyor ki Büyükçekmece'de bu şekil açısından usule aykırı tespit ettiğim 5 sandık var. Bu sonuca etkili değil. Maltepe'de şekil açısından usule aykırı tespit ettiğim 6 sandık var. Aradaki oran bunu kapatmıyor. Anlatabildim mi? Yani burada belki sizinle ayrıştığımız nokta veya muhalefet koyanlarla ayrıştığımız nokta bu. Şekil açısından mı bakacağız? Bunu bir idari işlem kabul ediyorsak bu idari işlem şekil açısından sakat işlemdir. İdare hukuku açısından sakatiniz çok iyi bilirsiniz. Sakat işlemden asıl sonuç doğurmaz. Dolayısıyla bu sakat işlemin tekabül ettiği seçmen sayısı da 200 küsür birinde, 30 bin birinde. Bu açıdan gelelim ki toparlayalım Sayın Serpil. Hemen toparlayacağım. 130. maddeyi nereye koyacaksınız? Gelelim şuna.
Hani siyasiler açıklama yaptı, oyumuz çalındı. Öteki tarafta benim mazbatam çalındı. Şu dedi, bu dedi. Siyasetin bu tür açıklamaları olur. Biz eğer karardan hareket edeceksek, biraz önce söylediğim gibi yüksek yargı üyesini çete olarak tanımlayıp daha sonra o çetenin yapacağı seçime kendini tabi tutarsan burada sorun olur. Kavramları biz burada peki, doğru kullanmalıyız. Siyasetin kavramlarıyla gelip bu gerekçeli kararı izah etmeye kalkarsak kararın kendi içerisinde mantığını yakalamak lazım. Ha, muhalefet şerhi koyanların görüşleri kıymetsiz midir? Kıymetlidir. Hepsi kıymetlidir hocam. Ama hukukta dediğim gibi iki kere iki dört eder gibi değil. Burada farklı düşünebiliyoruz. Bu peki, da bir yaklaşımdır. Bu da baskın yaklaşım, seçimi iptal etmek. Sayın Ersoy, bunu çok kısa bir cevap vermek istiyorum. Sayın Balbay, size söz vereyim. Siz de buyurun çünkü bir tur, son çok bir tur döneceğiz. Buyurun, evet, sizi dinliyoruz. Şöyle, tabii sayın konuşmacı, onun kendisinin de demokrasiye olan duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Hakikaten seçimle gelen seçimle gitmeli, sandığa hiçbir gölge düşmemeli ve seçim ve sandık güvenliği konusunda bu toplumun kafasında soru işareti oluşmamalı. Ancak akşamdan beri yaptığımız tartışmalarda da görüyoruz ki hakikaten bu gerekçeli kararda somut şu sandık kurulu başkanı şu sonucu doğurmuştur denen bir şey yok. Şimdi bana yaptığı sandık göndermede sandık kurulu başkanıyla değil ki, bizim siz şimdi Adalet benim Kalkınma affedersiniz hemen araya gireceğim. Yani beni dinlerken hayır, belki ama anlamaya ben çalışmak sizi, yerine bana cevap yetiştirmek durumunda kalmasaydınız burada şekli olduğunu ben anlatmaya çalıştım. Çaldı çıktıya girmedim. Hayır ben sizi kesmedim. Bakın şimdi bu dilekçede Adalet ve Kalkınma Partisi dedi ki bakın hiçbir delil göstermeden tam 15 bin kısıtlı oy var dedi. Kaç çıktı? 706. Bilmeden desteksiz 60. Bulabilirse ne çıkarsa demiş. YSK baksın ne kadar bulursa getirsin. Sandık sayım ama isim verildi onlar. Yani öyle desteksiz ve atmak 8848 var dedim. Ama rakam veriyorum. Rakam sandık sayım sandık döküm cetvellerinde 8848 sorun var dedi. 8848 sandıkta. Kaç çıktı? 101. Son örneği vereceğim. Kamu görevlisi olmayan seçim kurulu başkanının 6539 olduğunu söylemişti. Kaç çıktı? 754. Yani burada bir delille gidilmemiş. Eğer bunlar delil Sayın Balbay bakın vay kamu, haline, kamu haklarından mahrum olanların oy kullanmamasına kötü, ilişkin son, ben bu stüdyoda partimin görüşüne ama, aykırı olarak dedim ki bu olmaz. Ama hayır rakamlar bunlar. Yani dilekçede resmi olarak yaptığınız başvuruda rakamlar bunlar. Siz hakikaten delille gitseydiniz derdiniz ki işte belgeleri bu derdiniz. Bulamamışsınız zaten YSK'da 210 sayfanın 120-160 sayfasında sadece sizin sorduğunuz soruları sandık ilçe seçim kurullarına sorarak oralardan cevap almış ve bu kadarını bulmuş. Son olarak tabii ki çete ağır bir değerlendirmedir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanımız da ben ağır bir eleştiri yapıyorum dedi. Çünkü böyle düşünüyorum dedi. Ağır eleştiri yaptığının altını çizdi. Bana sorarsanız ağır eleştiri dediğiniz Atfı Cürüm. En ağır Atfı Cürüm. Çete, Erdoğan'ın çete burada hukukçuları var. Atfı Cürüm'dür YSK o. Yönelik YSK'ya yönelik en ağır eleştiri Erdoğan'ın YSK kendini aklasın cümlesidir. Ne demek aklamak? YSK suç mu işledi? YSK bir batağın içinde mi? YSK kirli mi de kendisini aklayacak? Son dönemin en ağır, en itham edici eleştirisi budur. Bunun sonucunda şimdi yüzüne tükürürler diye sizin grup başkan vekilinizin açıklaması vardı. Bize de Yüce Divan yolu ama gösterdi. Ama bakın en ağır eleştiri budur. En ağır eleştiri budur. Ben buradan soruyorum. YSK aklanacak bir şey mi yaptı? Bir suç mu işledi YSK'da kendisini aklayacak? En ağır eleştiri budur. YSK yüzüne tükürülecek bir şey mi yaptı peki? Ben de aynı ne soruyu ben de sorarım. Devlet kurumlarının ama en ağır ülkeyi yönetenin bir cumhurbaşkanının böyle bir kurula kendini akla demesinin ne hak ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu açıklamalardan çok ağır sonra Sayın Cumhurbaşkanı maalesef onu yaptı. Türkiye'de
Sayın Balbay, siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çete kelimesini kullanmasını tasvip ediyor musunuz? Şöyle, ben diyorum ki ağır bir eleştiri. Zaten eleştiri Kemal Bey de söyledi bunu. Ben ağır bir eleştiri yapıyorum dedi. Evet, ağır bir eleştiridir. Peki. Ülkede bu tür sorumlu olan, Yargıtay'ın bu konularda içtihadı vardır. Eğer sorumlu olan kişilere yönelik eleştiriler ağır olabilir der. Ama ben tekrar ediyorum, en ağır, en yüksek seçim kuruluna ilişkin en ağır nitelemem Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın nitelemesidir. Kendini akla demiştir ve bu gerekçede insan ister istemez o 7 üye kendini, yani aklanmak için çırpındı mı diye de sormadan edemiyor insan. Evet. Buna cevap vereyim mi? Bir kelimeyle. Sen bir cümleyle affedersiniz. Bir cümleyse yalnız. Sayın Balbay. Sayın Balbay, bir süreç işlendi, izlendi. O tartışmaların olduğu dönemde hatırlarsanız Sayın Grup Başkan Vekili Engin Altay bir açıklama yaptı. Ey YSK, daha önce parti sözcülerinizin müteaddit kez YSK'ya yönelik şeyleri vardı, baskıları vardı. Hatta bugün muhalefet şerhi koyan Sayın Sadi Güven var ya, görev süresi uzatıldığı zaman sizin sözcülerin neler söylediğini ben biliyorum, kamuoyu da biliyor. Bugün muhalefet şerhi koydu. Yalnız tüm bu, efendim, bu konuşmalar olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı şunu dedi. Ya bu kadar hakkında konuşuluyor YSK, kendini akla, bir açıklama yap anlamında, yoksa YSK'ya bakar. Peki her konumuz ne olur, kendi alemi sersen tamam, milleti kör yerine koy, ben yapmayın. Yok. Yapmayın. Evet. Sayın Baba, ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım kadar. Çünkü tekrar muhtemelen dönmeyeceğim şöyle, size, buyurun. Ama şöyle yapmayın, dönün, daha vaktimiz var herhalde. Vaktimiz yani çok kısıtlı. Bir reklama gideceğim sizden sonra. Sonra konuklarıma söz vereceğim, muhtemelen bitireceğiz efendim. O zaman ben sonuç olarak ne yazık ki bizim seçim güvenliğimiz konusundaki tartışmalarla Dışişleri Bakanlığı'ndaki sınav güvenliği aynı döneme denk geldi. Türkiye'nin kurumlarının çoğunu yıprattık. İktidar biraz hakikaten ben bu kurumları ne hale getirdim diye bakmalı. Çete deyince kurumlar gerçekten yıpranıyor. Gerçekten hepimiz hani ama işte aklama deyince daha çok yıpranıyor. Bir de yönetimde sorumlu olma noktası var. Yani eleştiren muhalefet daha iyi olması için bastıracak. Ama yönetenin kendi sorumluluğu altındaki bir anlamda bir kuruma böyle ağır bir ithamda bulunması o kurumları olağanüstü yıprattı. Bakın, sınav güvenliğimiz kalmadı, sandık güvenliğimiz kalmadı, hukuk güvenliğimiz hep tartışmalı hale geldi. Ne yazık ki İstanbul seçimleri öteki konuları da konuşulamaz hale getirdi. Ben o yüzden İstanbul'un vicdanına son olarak seslenmek istiyorum. Bu süreçte vicdanlarıyla karar versinler. Yüksek Seçim Kurulu'nun üstünde de halkın Yüksek Vicdan Kurulu vardır diyorum. Peki. Cumhurbaşkanı da yeri geldikçe söylerdi. Seçimle Türkiye'nin gündemini oyalamayın derdi. Hatta erken seçim isteyenlere vatanı ihanetle suçladığı, hani ihaneti tırnak içinde söylüyorum, yani Türkiye'nin iyiliğini istememekle suçladığı dönemler olmuştur. Ama ne yazık ki şu anda aylardır seçim tartışmasından kurtulamıyoruz. Bunun peki, sorumlusu bu iktidardır. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Balbay. Efendim, kısa bir ara vereceğiz, sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz kaldığımız yerden, nedir ne değildir. Sayın Balbay'ı dinledik en son. Şimdi İstanbul'a dönelim. Mahmut Atilla Kaya. Hemen ben, size dinleyelim efendim. Ben de Sayın Balbay'ın özellikle bahsettiği bu AK Parti adına delil toplanması ile YSK'nın konusunda değinmek istiyorum. Bakın, 112. madde, tabii Sayın Balbay hukukçu değil, diğer hukukçu arkadaşlarımızla zaten bunu paylaştık. 112. madde açık. İtirazlarda delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili seçim kurulu temin eder. Yani dolayısıyla burada yapılmış AK Parti adına Yüksek Seçim Kurulu'nun bir delil toplama işlemi yok. Tamamen kanun hukuki bir süreç var. Yine kıymetli baro başkanımız ifade etti. Ayrıca bakıyoruz, muhalefet şerhlerinde de var. Ki bence muhalefet şerhlerinin ne kadar boş olduğunu da bir değerlendirmek lazım. Genelde karara kaynak olan 7 üyenin görüşlerini değerlendirdik ama muhalefet 4 üyeni vermiş olduğu gerekçelerin de çok boş, hukuki manadan da çok uzak olduğunu görüyoruz. Referandum konusu orada da ifade edilmiş. Bakın, referandumdaki yapılan itiraza YSK'nın vermiş olduğu karar şu.
YSK tarafından filigranlı biçimde basılmış oy ve zarflar için. Sadece bunlar geçerli dedi. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz bugün ortaya çıkan durumla referandumdaki süreç birbirinden farklı. İkincisi, bu biliyorsunuz değişikliği 2018'in Mart ayında gerçekleştirdik. Dolayısıyla ilk iştihat çıkacak. Yani bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun bu noktada vermiş olduğu karar bir iştihat haline gelecek ve bu iştihada uygun olarak da ileride bahsettiğiniz gibi başka il ve ilçelerde gerçekleşen seçimlerde bu şekilde sandık kurullarına kamu görevlisi olmayan, memur olmayan başkanların atanması hususunda da temel teşkil edilecek bir karar ve ilk iştihat kararı olarak bu karar ortaya çıkıyor. Dönebilir ama daha sonra bu iştihadından. 754 yani sandık. Şimdi başka bir açıdan bakalım. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde gelen tespitte de açık sarı olduğu üzere 754 tane sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil. Eğer ki sandık kurulu görevlilerinin kamu görevlisi olmaması yasanın emredince 22. ve 23. maddeye aykırı şekilde belirlenmiş olması ilçe seçim kurulları tarafından kabul edildiğini düşünelim. Bundan sonraki yapılacak tüm seçimlerde buradaki kanunun uygulanma imkan ve kabiliyetinin de ortadan kalkacağı da çok net şekilde bariz ortaya çıkacak. Çünkü bu bir iştihat. Ve bundan sonraki seçimlerde de eğer ilçe seçim kurulları kamu görevlisi olmayan, kanun emredici 22. ve 23. maddesindeki hükme rağmen kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanları atandığında evet gayet saatlidir bu yol devam eder diye bir anlayış çıkardı ki bu bir hukuki büyük bir bence katliam olurdu. Öyle şeye katılır mısınız peki bu yargılamalar ya da soruşturmalar insanların sandık görevlisi, sandık kurulu başkanı olması azmini kırar, engeller. Yok, kesinlikle katılmıyorum. Şundan, burada araştırılan da 754 tane 31.186 sandık var. 754 tane sandık kurulu başkanı. Ve bu kurul başkanlarını atayan buradaki il seçim hakimleri ve seçim müdürleri. Dolayısıyla seçimi İlçe. Organize, ilçe seçim kurulu hakim. Yani seçimi organize eden heyet. Dolayısıyla sandıklarda görev almış. 31.000'den 786'yı çıkardığımızda daha yani 30.000 üzerinde neticede sandık görevlisi insan var ve bu neticede bir kamu görevi ve bu noktada da ifade ediliyor. Biliyorsunuz bu görevi ifade etmediğinizde ama kabul etmeyebiliyorlar. İşte kabul etmediğinizde de atandıktan sonra kabul etmediğinizde gerekli gerekçeler var. Eğer kabul etmediğinizde işleyecek bir usul var. Kanun bunu sırasıyla 23. maddeye göre şey yapmış, düzenlemiş. Gerçekten kamu görevlisi fakat, olan imtina edebilir mi? Tabii. Fakat geldiğimiz nokta şu. Yani bunu sandık kurulu listesi, sandık kurulu başkanı ve diğer üyeler atanıncaya kadarki süreçte yapması lazım. Dolayısıyla sandık oluştuktan sonra bu kurul başkanı ve memur görevlisi ve diğer siyasi partilerden gelen temsilciler ortaya çıktıktan sonra bunu değerlendirmek zaten mümkün değil. Muhalefet şerlerine baktığımızda şunu açıkça görüyoruz. Her biri 754 sandık görevlisinin kamu görevlisi olmadığını ve bunun yasanın açıkça emrettiği hükme aykırı olduğunu kabul etmiş. Bunu söyledik biraz önce. Ve sonuçlara bunu kabul ederken, fakat kabul ederken muhalefet şerlerinde de her biri şunu belirtmiş. İşte biz 2 Mart'a kadar bu itirazın yapılması lazım diye. Buna da dayanak olarak Mustafa da Mustafa Kemal Paşa karşı. Tabii buna dayanak olarak da 139 sayılı biliyorsunuz her seçim öncesi YSK bir talimname gönderiyor. Diyor ki işte seçim takvimi budur. Seçimde şu şu hususların yapılması lazım. Karar da alıyor. Tabii bunlara karar alarak 2018'de 1105'te aldı evet, bunu. Evet evet kararı alıyor. Bunu il seçime, ilçe seçimine gönderiyor. Aldı. Bu takvimi ortaya koyuyor. Burada sandık kurulu başkanlarının da nasıl seçileceğini bildirmiş açıkça. İşte kamu diyor ki kaymakamlıklardan listeleri iste. Buna göre belirli kanunun yazdığı lafzıyla aynı şekilde uygun şekilde. Bunu konusunda ilçe seçim kurullarını bakıyorsunuz muhalefet şerhi vermiş olan üyeler eleştirmiyorlar. Ama diyorlar ki işte bu vermiş olduğumuz tebliğdeki 19. maddede şunu dedik. Bu itirazları siz 2 Mart'a kadar yapabilirdiniz. Şimdi yapmadınız. Dolayısıyla geçerli değil. Kimse bilmediği bir şeye itiraz edemez. Bize verilmemiş bir bilgi var. Yani AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilmemiş sandık kurulu başkanlarının ve o sandıktaki memur görevlilerinin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Kura çekerken üyeler orada ya. Değil. Yani işte olması gerekiyor ya hukuken. Fakat işte bunu bu şekilde sandıkları organize eden, işte bir organizasyondan bahsediyoruz. Yani bu 754 sandıkta bu kişileri görevlendiren, sandık kurulu başkanı yapan organizasyon burada ne AK Parti'ye ne Milliyetçi Hareket Partisi'ne haber vermemiş. Ama neyi gördük? Seçime bir gün kala Pendikli sanırım. Pendik Belediye Başkanı adayı evet. O sandıktaki sandık başkanlarına bize verilmeyen mesaj. Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilmeyen listedeki isimlere mesaj atıyor. Sayın Kaya
bir şey sorabilir miyim? Tabii. Süremiz çok daraldı. Yani bir iki dakikamız var. Sizin toparlamanızı isteyeceğim ama AK Parti milletvekili olduğunuz için de bunu size sormak istiyorum. Sadece hukukçu kimliğinize değil. Vatandaşa bunu anlatabildiniz mi bugüne kadar? Tabii ki. Ben şunu görüyorum. İkna oldu mu vatandaş? Ya bunu çok net şekilde söyleyebilirim ki özellikle de YSK kararı çıktıktan sonra. Çünkü biz temel bakın itirazlar 1 Nisan'dan beri ortaya koyduk. YSK'ya giden süreç içerisinde. Bir dedik ki sandık kurulu başkanları kamu görevlisi değil. Bu itirazımızın doğruluğu işte kararın gerekçesinde zaten ana temel oluşturmuş noktasında. İki dedik. Bu seçimlerde oy kullanmaması gereken kısıtlılar, hükümlüler oy kullandı. Ben duygu olarak sordum ama. Evet evet duygu olarak. Sormadım. Yani bizim iddialarımızın doğruluğunu biz bu kararda ve devletin neticede resmi kurullarından alınmış belgelerle birlikte ne şekilde anlaşıldığını seçmen nezdinde de düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Yaptığımız zaten buradaki işte tartışmanın da ana temeli bence bu kararın ilk içtihatı olmasında bakın. Eğer bundan sonra yapılacak seçimlerde böyle bir problem yaşandığı zaman zaten hukukçu kimliğimizle tabii bu tartışmayı yaparsak elimizde bir içtihat olacak. Diyeceğiz ki bu içtihada göre Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 Mayıs 2019'daki vermiş olduğu ve artık yerleşik noktaya gelmiş bu içtihat doğrultusunda işte yerleşik buradaki değerlendirme. Şu an açısından. İlk içtihat. Ya şu an açısından baktığımızda bu temel üzerinden duracağız. Burada bakın çok net bir durum. Peki toparlayalım. Tabii son cümlelerimi o şekilde vermek istiyorum. Bakın 1 Nisan'da başladı bu süreç. Ve yaklaşık 29 bin tam olarak benim rakamı 29.208 Yüksek Seçim Kurulu 1 Nisan Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının AK Parti adayımız Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu ifade etti. Ve ondan sonra bakın birinci temelde hemen şunu yaptık. Sandık sonuç tutanaklarındaki maddi hataların YSK'daki bilgiler verilerle düzeltilmesi hususunda. Ve ne oldu? 5 bin oy hemen indi ve bu fark 24 bin 57'ye geldi. Sonra da 13.729'a sonra da bakın geldiğimiz noktada 8,5 milyon oyun 850 bin yüzde oyunun sayıldığı bir ortamda bakın gelmiş olduğu rakam bugün 13.729. Tekrar iddia ediyorum ve tekrar söylüyorum. Bunu da sandık kurullarında görev yapmış. İl seçim kurulunda görev almış. İlçe seçim kurulunda görev almış. Ve pek çok seçimde bulunmuş biri olarak söylüyorum. Hiçbir zaman bakın bu kadar bir ayrı bu kadar rakam farkının oluştuğu hiçbir seçim zaten bugüne kadar ki bu itiraz üzerine sayımlarda da görülmüştür olmamıştır. Peki. Eğer ki bakın tüm sandıkların sayımına Cumhuriyet Halk Partisi direnmeyip İtirazlar yapmayın. Maltepe'deki yaşadıklarımızı diyoruz. Bakın sadece Maltepe'de 808 oy. Bakın sadece onu vereceğim. Toparlayalım. Tüm sandıklar sayıldı ve Maltepe'de sadece bakın 808 oy. Peki. Binali Yıldırım lehine geçti. Dolayısıyla tamamı sayılsaydı öne geçebilirdi iddiasını. Zaten bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. YSK'nın son kelimemde şunu söyleyeyim. Özellikle dört muhalefetin ortaya koymuş olduğu, kanunun emredici hükümlerine aykırı koyulduğu, hukukun emredici hükümlerine aykırı olmuş olduğu şartları da kabul etmenin mümkün olmadığını ifade ediyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Enis Arkan ekleyecekleriniz varsa alayım. Bir de soru soracağım. O da şu. Milliyetçi Hareket Partisi hem teşkilatlarına hem avukatlara bir çağrı yaptı. İstanbul seçimlerini takip edecekler. Adeta bir mitil attık dedi Sayın Bahçeli. Hatta pek çok il teşkilatıyla bugün de bir toplantısı vardı. Hemşehri harekatı adı altında. Ve sandıkların denetlenmesi konusu. Şimdi İstanbul seçiminde en önemli meselemiz muhtemelen bu olacak. Yani herkes oyuna daha fazla sahip çıkma ihtiyacı hissedecek gibi görünüyor. Siz Ankara Barosu olarak her okula bir avukat sloganıyla bir İstanbul'a yönelik bir program, bir organizasyon yapıyorsunuz. Neden yapıyorsunuz, ne yapacaksınız, sandık güvenliğinde nasıl bir fark yaratacak? Biraz bize onu da anlatırsanız süremiz dahilinde kısaca memnun oluruz. Tabii ki. Efendim ilk önce bir kısaca, genel konuyla ilgili kısaca görüşlerimi bildireyim, sonra sorunuzu hemen cevaplayacağım. Şimdi konu şurada kilitlendi. Sandık kurulunun oluşumundaki usulsüzlüğün daha önceden konuşmalarımızda hep seçim sonucuna nasıl tesir edebileceğini konuşuyorduk. Fakat bugün önümüze çıkan gerekçeli kararda bu usulsüzlüğün seçim sonuçlarına nasıl etki ettiğine ilişkin bir gerekçe bulunmadığı için söylem şu anda sadece şekilsel olarak bu usulsüzlüğün olması bile tek başına seçimin yenilenmesi için yeterlidir'e dönmüş durumda. Bir kere bunu kabul etmek mümkün değil. Çünkü yasa koyucunun böyle bir iradesi yok.
Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmiş içtihatlarında böyle bir durum söz konusu değil. Haliyle bunu bir tam kanunsuzluk ve mutlak iptal sebebi saymak mümkün değil. Benim az önce referandumla ilgili söylediğim şey birebir bu konuyla aynı anlamında bir şey söylemedim. Ama bir mantık, bir bakış açısından bahsediyorum. O da şudur. Evet, filigranlı oy pusulasıdır. Ama şu da bir gerçek. Yasaya ve genelgeye göre de bu filigranlı oy pusulalarının mutlak şekilde mühürlü olması gerekmektedir. O zaman sadece şekli anlamda bakacak olursak, sadece mühürsüz olması da o zaman tek başına yasaya aykırı olduğuna göre o seçimin yenilenmesini gerektirir diye yorumlanması gerekiyor. Fakat Yüksek Seçim Kurulu'nun orada yaptığı yorum bu genel olarak hakkın özüne müdahale olur. Burada sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması gibi orada da mühürsüz oy pusulası ve zarfın bulunması seçmenin kusuru değildir. Ben bu kusuru seçmene yükleyemem, hakkın özünü koruyorum. Bu bir bakış açısıdır. O bakış açısını bugün bu kararda göremediğimizi anlatıyorum ki aynı bakış açısıdır. Eğer kanun metnine birebir sadece o metne uyulmamasını şekil olarak bakıp tüm seçimi yenileyeceğiz diyecekseniz o zaman aynı şeyi mühürsüz oyda da bakması gerekiyordu. Çünkü o da yasaya ve genelgeye çok açıkça aykırıydı. Şimdi Mahmut Bey'in eğer ki bunu bir şey kabul etmezsek, bir esaslı unsur kabul etmezsek bundan sonraki seçimlerde de kamu görevlisinden teşkil ettirilmez ve bu maddelerin bir hükmü kalmaz kısmına da katılmıyorum kesinlikle. Kanun uygulanmaz Yüksek Seçim, kısmına. Evet, kanun uygulanmaz kısmına. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı bu 23 Haziran'daki yapılacak olan seçimin usul ve esaslarının belirtildiği 4379 sayılı 10 Mayıs 2019 evet. Cuma tarihli kararı. Bu kararda çok açıkça yazıyor ki bu şekilde belirlenen, yani yasaya uygun şekilde belirlenen kamu görevlilerine oluşturulan ve 22-23. Maddelere uygun olarak belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere talepleri halinde verilmesi gerektiği. Evet. Yani bunu biz artık vereceğiz diyor. Haliyle partiler de bunu görecekler ve gerekli itirazlarını seçim takvimindeki süreye göre de yine yasadaki sınırlar içerisinde lütfen şey yapacaklar. Haliyle bundan sonrası için de bu husus bu kanun maddesinin uygulanmayacağı anlamı da taşımayacaktır. Ben şunu söyleyebilirim. Tabii ki siyasetçilerin söylemleri bir şekilde siyaset yapıyorlar. Oyların çalındığına ilişkin söylemi şöyle algılayabilirim. Evet, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük oylara bir şekilde tesis edildi, tesir etti. Bir şekilde kullanılan oylarda vatandaşın iradesine tesir etti anlamında kullanılmıştır. Ama ben bu gerekçede hala nasıl tesir ettiğini anlayabilmiş değilim. Az önce vatandaşa siz bunu anlattınız mı diye sorduğunuz noktada ben bir vatandaşım, hiçbir siyasi partiyle bir bağım yok. Bana tesir eden hiçbir açıklama yok. Beni vicdanen rahatlatan hiçbir açıklama yok. Aksine beni çok rahatsız eden, beni bundan sonra bu ülkenin demokrasisiyle ilgili, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili çok ciddi rahatsız eden, çok ciddi kaygılara sürükleyen bir karardır. Çünkü bu kararın denetleme mekanizması yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesindir ve bu bana şunu anlatıyor bir vatandaş olarak. Ben bir seçimde gidiyorum, serbest irademle oy kullanıyorum ama seçimin sonucu bazen benim oy kullandığım iradeyle ilgili değil de birilerinin siyasi baskısıyla sadece bir heyetin bir araya gelerek alacağı bir kararla yok sayılabiliyor. Ama bir baro ve benim buna karşı şey yapabileceğim yani. Hiçbir şey yok. Ben bir vatandaş yani, olarak kaygılarımdan bahsediyorum. Bakın, bir baro başkanı yani, olarak da hukuksal olarak söylüyorum. Yani hukuksal olarak söylüyorum. Çete diyen başkası. Lütfen dinledim ama ben sakince. Tamam, ben bu kararla ilgili olarak başvurabileceğim bir yetkili makamda bulunmadığı için çok ciddi ülkemin geleceği adına kaygı duyduğumu ifade etmek istiyorum. Son olarak efendim, evet, İstanbul'daki seçimlerde her okula bir avukat kampanyası var. İstanbul Barosu'nun kampanyasıdır. Biz de bu kampanyaya Ankara Barosu olarak destek veriyoruz. Bunun sebebi de şudur. Biz Ankara'da son dönemlerdeki bütün seçimlerde sandık güvenliğini korumak için seçim güvenliği merkezi kurduk. Kurmaya da devam edeceğiz bundan sonra. Çünkü Ankara'dan avukatlar İstanbul'a gelecekler. Ankara'dan avukatlarımız Kaç İstanbul'a avukat gelecekler. 1000 civarında avukatımızın buraya geleceğini düşünüyoruz sandıklarda görev almak için. Hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin altını çizerek söylüyorum. Geçen 31 Mart seçimlerinde de bütün siyasi partilerden meslektaşlarımız geldiler. Beraber omuz omuza Ankara'da bu güvenliği sağladık. Bu sefer de İstanbul Barosu ile birlikte İstanbul'da
Avukatlara ihtiyaç var çünkü avukatlar... Farklı illerde var mı? İzmir gibi? Var. İzmir'den, onlara... Antalya'dan, Bursa'dan bildiğim kadarıyla başka şehirlerden de gelecek avukatlar var. Ne kadar var. Avukat olacak İstanbul'da? O İstanbul Barosu'nun bilgisi dahilindedir. Çünkü bilgiler orayla paylaşılıyor. Biz en azından Ankara özelinde 1000 civarında avukatın oraya gideceğini hesaplıyoruz. Kaç sandık olacak? 31 bin küsür sandık 86. var. 31.086. Hemen hemen her sandığa veya her bölgedeki her okula bir avukat düşecek şekilde... Vatandaşın iradesinin gerçekten her sandığa okula mı, her yansımasının sandığa mı çok her sandığa amaç. Her amaç sandığa, her sandığa. Yani 30 bin küsur avukatın bulunmasıdır amaç. Ama yetmiyorsa da sayı en azından okul görevlisi olarak avukatların orada bulunmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Peki teşekkür ediyoruz. En azından vatandaşlarımız bundan sonra... Sayın Ersoy çok kısa bir cevap vermem Sayın Balbay hiç Sayın vaktimiz yok. Kalmadı. Hiç çok vaktimiz kısa. Yok. Sayın rica ediyorum hocam. Çünkü Sayın Kaya... Bir cümle sadece ediyorum. Bir cümle ama lütfen. Çünkü şöyle Sayın Kaya Balbay hukukçu olmadığı için diye başlayıp devam etti. Ben hukukçu değilim ama çok hukuksuzlukla karşılaştığım için bu konuların içine girdik. Hukukta en temel kavram şu: hayatın olağan akışına ters mi, hayatın olağan akışının içinde mi? İstanbul'daki tartışmalı sandıkların hiçbirinde genel oy dağılımını bozan bir şey yok. Eğer Sayın Kaya'nın dediği gibi peki. ortaya çıkartılamayan bir organizasyon varsa sizin iktidarınız tartışılır. Koca İstanbul'da ortaya çıkaramadığınız bir organizasyonun olduğunu sakın söylemeyin. O zaman siz iktidar değil misiniz derler. Peki Sayın Baba, teşekkürler. Sayın İşkur buyurunuz efendim. Evet. Anayasanın 79. maddesi seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır hükmü var. Yani burada evet siyasi partiler üye verir, siyasi partiler orada bulunur. Ancak ana şey burada yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi. Yani burada sorumluluk yargıda. Burada siyasi partilerde yani üyesinin olup olmaması sonucu etkilemez. Yapılan bir hata varsa, yapılan kanun dışı bir eylem varsa bunu yargı organları bir şekilde müdahale edip düzeltmek zorundalar. Şimdi olağanüstü itirazla sayımdan bahsediyor. Olağanüstü itirazla sayım değil, biz daha önceleri sayım talebinde bulunduk. Yani olağan süreler içinde ilçeler bazında sayım talebinde bulunuldu. Ancak bunlar ilçe seçim kurulu bünyesinde reddedildi. Yani Saadet Partili, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer üyeler tarafından reddedildi. Maltepe'de kabul edildi ancak bunun akabinde... Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı İl Seçim Kurulu'na başvurarak sayımın durdurulmasını talep etti. Sayım durduruldu. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na sayımın tekrar başlatılması yönünde talepte bulundu ve kabul edildi. Yani demek istediğimiz eğer sayımların tamamı bütün ilçelerde bütün oylar sayısaydı sonuç aynı şeyi söylüyorsunuz farklı yani. Olabilirdi. Buradaki mantığı anlatıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısını ortaya koymak adına söyledim. Yani sayım başlamış, sayımın durdurulması yönünde Maltepe'de büyük bir... sonra MHP ve AK Parti de çokça defa sayım durdurdu. Yalnız. Hayır, orada durdurma farklı. Onlar farklı. Durdurmayla İtiraz ilgili değil. Şeye, oy şeylere sandık görevlisi görevlisi olmadan. Şimdi yapılan. Oradaki kurulların sayısının arttırılması. Şimdi orada terminal sayıları arttırıldı. Evet. Bir hemen kısa bir örnek vereyim. 1958'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne terminal oluşturulacağına yönelik karar geliyor. Saat 20'ye kadar bize üye verin diye. 2 dakika peki. var. Bunun üzerine oradaki durdurma, oradaki zaman kaybı onun üzerine itiraz ettik. Dedik ki bu sürede yetiştirilmesi mümkün değil. Bu nedenle iki ilçe seçim kurulu olarak devam etti. Sabah saat 9 itibariyle tekrardan 10 terminal olarak sayıma devam etti. Şimdi burada gerekçeli kararda 22. madde esas alınmış. Yani burada evet diğer olaylar sayılmış ama şekli olarak esas bakılmış. Demiş ki burada bir şekil bozukluğu varsa ve bu şekil bozukluğu neticesinde ortaya çıkacak rakam, ortaya çıkacak sonuç, seçimin sonucunu etkileyebilecek bir durumdaysa ben diğer hususları çok da incelemem. Benim anladığım bir hukukçu olarak bu. Ve bunun üzerine de diğer hususlar üzerine atıfta yapılmış, incelemeler yapılmış. Çünkü talepler var, mecburen bir inceleme, bir yorum yapılacak.
Bunun üzerine de seçimin yeni iptali ve yenilenmesi kararı verilmiş. Asıl ilginç olan, evet o kadar bir 20 gün bekledik. Ancak muhalif üyelerin yazdığı gerekçelerin, esas evet oyu kullanılan gerekçelerinin çok çok altında bir hukuki meal içerdiğini görüyorum. Yani kendi içinde tutarsızlıklar var. İşte muhalif üyelerin gerekçelerinde mi tutarsızlıklar var? Tutarsızlıklar yani muhalefet şerhinde mi? Yani daha önceki konuşmamda da belirttim. Başkan Sadi Güven'in gerekçesinde tutarsızlıklar var. Yani en basit, kendi içinde 2009 yılında Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen kararlar emsal olunamaz denilebilir ise de. Şimdi böyle bir ifade nasıl oluyor? Denilebilir. Hı. Tabii ki diyeceğiz. Yani bunu öyle diyeceğinize emsal olur diyeceksiniz. Eğer bir muhalif üye olarak yazıyorsanız oraya. Denilebilir ise de. Veya ama benzer ifade 7 üyenin içinde de var ise pardon, de. Pardon. Sandık başkanlarına yönelik ortaya çıkacak bir iptalin tartışılabilir olduğundan cihetle burada muhalif üye olarak gerekçe yazarsanız siz demek ki olaya sizin bakış açınızda da bazı sıkıntıların olduğu ortada. Yani, peki. En sonu toparlayalım efendim. Hemen toparlayalım. En son seçim takvimi yayınlandı. Seçim takviminde 20 Mayıs'ta ilçe seçim kurulu ilçe seçim sandık başkanlarıyla ilişkin olarak at çekme suretiyle seçimini yaptı. 21'inde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verildi. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında özellikle siyah yapmışlar, evet, yazmışlar. Yani bu daha önce yapılmayan, ancak kendi sayfasından aldığımız evrakta siyah olarak bunu özellikle altını çizerek belirtmişler. Peki. Sandık kurulu başkanları şikayete varsa herhangi bir durum itiraz edilsin diye 23'üne kadar bu süreler var. 25'inde peki, de bununla ilgili olarak sonuç açıklanacak. Ondan sonra dediğimiz süreç, bundan sonraki süreçte sandık kurulu başkanlarının nasıl teşekkür etti veya sonuca mesul olup olmadığı noktasında itirazlar dinlenmeyecektir. Peki, teşekkür ediyorum efendim. Aslında çok çok konuşacak şey de var. Şöyle belki bundan sonraki sandık kurullarının oluşumu, partilere teslim edilmesi, orada yaşanabilecek sıkıntılar gibi başka bir programda umarım ele alırız. Süremizin sonuna geldik. Bir cümleyi sağlayayım. Bir cümle sadece Sayın Balbay'ın dediğine. Bakın Yunus Aykın, muhalefet şerhi koyan üye. Sayın döküm cetveli tutulmadan parti ve adayların aldıkları oyların sağlıklı tespiti yapılamayacağını, İstanbul gibi metropol bir şehirde yapılan bir seçimde bu durumun imal edilmiş olması peki, hayatın olağan akışına uygun değildir. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ankara stüdyomuzda Mustafa Balbay bizlerle birlikteydi. Çok teşekkürler Sayın Balbay. İstanbul'da Erinç Sakan, Doktor Rezan Epezdemir bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İkinize de. Yine Sayın hemen Kaya İstanbul'da... Sayın Kaya bir cümle söyledi ama altı üstü boş yalnız. Yani dolu. O cümlenin altında üstünde farklı şeyler var. Peki. Ben Yunus Aykın'ı çok iyi okudum. Peki, İstanbul stüdyomuzda yine Ömer Serdar bizlerle birlikteydi. Aydın İşkur ve Mahmut Atilla Kaya bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Ekranlarınız başında bizi izlediğiniz, radyolarınızdan dinlediğiniz için bu saate kadar sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bitiriyoruz burada. Nedir ne değildir. Yarın saat 15'te manşette görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalınız. İyi geceler efendim.